Hayırlı günler. Herkese güzel bir gün diliyoruz efendim. İstatmış TV ekranlarından, Her Şey Dahil programından, Çağla ve Alişan'dan. Bak. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Güzel stüdyomuza, sizler ekranlarına başınıza hoş geldiniz efendim. Yine birbirinden güzel, birbirinden ilginç. Farklı, ama gerçekten böyle kalbinize dokunacak hikayelerimiz var bugün. Evet, şöyle bir bakalım mı içeriğine aslında? Bir bakalım. Bir bakalım, ondan sonra buradayız yine. İkinci kattan düştü, kanser oldu, kalp krizi geçirdi, kolunu kaybetti. Ama o dimdik hayatta ve hep güler yüzlü. Zübeyde Karabacak'ın hayata sımsıkı tutunuş öyküsü bugün Her Şey Dahil'de. Kanser olduğunu öğrendikten sonra hayatı alt üst oldu. Önce sağlığı bozulan, sonra yuvası dağılan muhterem Gürbüz'ün dayakçı eski kocasına karşı açtığı dava ne oldu? Muhterem Gürbüz ve avukatı Nevin Demirel açıklıyor. Bugün Her Şey Dahil'de. Çocuğum balık sevmiyor diyenler ekran başına. Çocuklara balık nasıl sevdirilir? Kılçıklı balık çocuğa verilir mi? Hamsi tava nasıl yapılır? Ünlü şef Musa Şit'ten lezzetli tarifler bugün Her Şey Dahil'de. Evet, güzeller güzeli konuğumuz Zübeyde Karabacak'la beraberiz. Nasılsın öncelikle? Teşekkürler, siz? İyiyiz valla, çok de hala güzel bu kadar görmüşsün. Başına gelen şeyden sonra iyiyim demen, gülümsemen var ya. Ama yani, iyiyim yani. Okudum maşallah. Yani. İşte o yüzden diyorum. İyi görünüyor. Çok gülümseyelim. Bugün gerçekten bizi izleyen birçok insana da örnek olacaksın. Evet. Öncelikle hikayeni izleyelim. Sonrasında hikayesi izlemekle bitmiyor. Aynen. Buyurun izleyin. Aynen. Biyonik kolu var. Çünkü trafik kazasında kolunu kaybetti. Ancak Zübeyde Karabacak'ın hayatındaki tek engel kolu değil. İkinci kattan düştü, kansere yakalandı, kalp krizi geçirdi. Zübeyde Karabacak çocukken oturduğu apartmanın ikinci katından düştü, ölümden döndü. Küçükken yaşadığı bu kazadan sonra kansere yakalandı. Kanser tedavisi görürken kalp krizi geçirdi, onu da atlattı. Biyonik kol takılmasına neden olan trafik kazası bile yaşama sevincini değiştirmedi. Ama kaza sonrası çok zor günler yaşadı. 21 Mart'ta yaptım kazayı. 8 ay 5 gün önce. Gaziantep'te oldu. Bir toplu taşıma aracındaydı. Kazada içinde bulunduğum aracın sürücüsü çok hızlı gidiyordu zaten. Isının üzerindeydi ve hatalı bir sollama yaptığı için araba sol tarafa doğru devrildi. Sonra bir süre sürüklendikten sonra biz yol kenarından düştük, işte araba yuvarlandı. Ben o esnada arabanın arkasında en dipte kalmıştım ve kolum arabanın yerde sürüklendiği sırada parçalandı. Kolunu kesmek zorunda kaldılar. 4 tane ameliyat geçirdim. İşte kolu birleştirmeye falan çalıştılar. Damar nakli vesaire oldu ama üçüncü ameliyattan sonra birleştirmeye çalışılan kol kangrene çevirdiği için çok başarılı olamadı ve hani kolu kesmek zorunda kaldık. Amputa oldu dirsek tarafından. Kazadan sonra hani işte kol nakli, biyonik kolla alakalı birçok şey araştırdım. Birçok firmayla işte hem mail üzerinden hem telefonla ya da gidip bizzat kendim görüştüm. Biyonik kol Revo. Zübeyde Karabacak'ın kesilen kolunun yerine biyonik kol takıldı. Yine moralini bozmadı. Hatta biyonik koluna Revo adını verdi. Takıldı zaten, burada da hani böyle bir saçma zaman bir çığlıklar attım zaten. Böyle çok garipsedim. Hani şey yapamadım. Çok ilginçti gerçekten. İlk hareket etmeye çalışınca olmadı, gerildi falan, böyle çok heyecanlandım. Çok yeni olduğu için normalde birçok hareketi yapabiliyor, yani bilebileceğim ileride yapabileceğim. Ama şu anda ben kaslarımı uzun süre kullanmadığım için şu an kaslarımda hani karışıklık oluyor. Şu anda aktif olarak böyle açma ve kapamayı çok net bir şekilde yapabiliyorum. Evet,
Tabii. Tabii. Çok uzun süreler Antika'dan alkışı hak ediyor. Ben de sizin o kadar içinizden gelmesini çok çok iyi anlayabilirim. Öncelikle Revo'ya merhaba demek istiyorum. Tabii ki. Merhaba. 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 İsmini sen koydun. Revolution evet. Aslında bu herhalde şeyin evet. Adı. Evet. Ama dedi ki bana yani babama şimdi ben de Revolution nasıl anlatacağım dedi. En güzeli dedi Revo koyayım. Hani ona daha sempatik geldiği evet. için değil mi? Peki önce çocukluğuna dönelim istiyorum. Revo'ya sonra döneceğiz. Revo'ya sonra döneceğiz. Yani yaramaz bir çocuk muydun? O, sanırım hayır şeyden bahsediyorum. 26 yaşındasın. Istiyorum. 26 yaşında bir genç kız hani ne yaşamış olabilir ki diyeceksin ama. Daha doğrusu ekran başındakiler diyecek ama. 26 yaşına kadar öyle şeyler yaşamışsın ki. Hayat. Ve hayat hakikaten. Ve hep sana böyle hep yek gelmiş yani öyle söyleyeyim. hep öyle bir şey olmuş ama ben... mutluluğun bu yaşam enerjin bu hayat enerjin her bir olayda galiba kat kat artmış. Küçükken çok fazla süper kahraman olmak istiyordum ben herhalde fazla abarttım onu. Yanlış anlaşıldım şu anda biliyorsun değil mi? Şu an bu halde gerçekten o filmleri izleye izleye herhalde. Tek şu yüksekten düşmenle şey başlayalım. Ya kaç evet, yaşındayken oldu? Küçüktüm muhtemelen yani ben çok hatırlamıyorum sadece o... Anneannem köydeki evinde iki katlı bir ev. Kaç yaşındaymışsın? Ya iki ya da üç tam hatırlamıyorum. Hatırlayamazsın. Evet, küçük yani. Yani küçükmüşüm. Oyun oynarken teyzemle birlikte yumak ip düşüyor şeyden böyle. O kenar kısmı açık. Ben de hani ip düşüyor onun arkadan alayım diye kendimi ipin arkasına aşağı atmışım. Bayağı. Orada bir sıkıntı olmuş evet, mu? Ya çok şükür ki olmamış. Bir demir, hatta böyle demir o zaman tarla sürülen şeyler var demirler. Onların tam arasına düşmüşüm hatta. Of. Çok şey olmuş. Allah, yani. Allah korumuş. Küçük saniye hani böyle küçük milimlerle hani basılabilirdi. Yani, yani hadi bu küçükken hepimizin başına gelen bir şey. Benim işte buralarım evet, yarıldı, hani. Bir şeyler oldu, bir yerlerden düştük, bir yaramazlıklar falan filan. Bu tamam. Evet, bu bundan sonra asıl bir kurtuluş diyebiliriz. Asıl yani. Mucizeler bundan sonra başlıyor galiba. Evet ya bundan sonra sonrasında işte 17 yaşımın sonundaydı. 18'e girmek üzereydim. Üniversiteye başladım ben. Üniversiteye başladığı yaklaşık 1,5 ay olmuştu. Yaz tatilinde aslında böyle işte sürekli böyle hani... takattan düşme, halsizleşme böyle hani başlamıştı. Hani böyle küçük baş dönmeleri falan. Bende Akdeniz anemisi var. Biz hani buna yoruyorduk. İşte hani çok kansız. İşte o yüzden hani ani kilo kaybı vesaire onun oluyor diye. Hani ara ara doktora gidiyordum. Bana sürekli hani kan değerin çok düşük. İşte kan yapıcı şeyler diye kan ilacı veriyordu. Ben onu kullanmıyordum. Çok tabii iğrençti. Hala iğrenç. Sonra üniversite okuldayız böyle. O kadar enteresan ki hoca derste paratiroid kanserini anlatıyor. Ve işte hani bulguların işte testli alakalı işte belirtilerinden bahsediyor. Ben de şaka yapıyorum arkadaşıma. Diyorum ki ya bunların hepsi bende var demiş. Yani böyle hani benim boğazım bayağı şey ama ben resmen dalga geçiyorum. Gerçekten aklım ucumla gelmez yani. Evet. O dersten bir gün sonrasında okulda düşüyorum ben. Ve hani hocalarım artık şey yapıyor hani git kızım bir gözük yani hani bu kadar şey yapma. Sonra gittim ve okulda. Peki sen bir şey diyeceğim. Sen o belirtilerin hepsinin sende olduğunu bildiğin halde mesela evet. Ailene mesela bir şey söylemedin mi veya hocana? Yok hocam ben işte. Aileme kanser testi konulduktan 6 ay sonra söyledim kanser olduğumu. Dur oraya da gelelim o zaman. Tamam yavaş yavaş. Evet. Peki. Evet sonra? Şöyle ondan sonrasında doktora gittim işte. Biyopsi yapıldı, parça alındı işte. Bir sürü testler falan yapıldı. Okuldaydım. Tabii aradan birkaç gün geçti. Okuldaydım beni aradı doktor. Dedi ki hani gelebilir misin? Dedim bu dersim var yani hani okuldayım. Hani hocanın izni al gel kızım dedi. Ben de gittim. Dedi ki burada hani yakının var mı? Hani bir büyüğün birisi var mı yanında? Ben de hayır dedim ben tek başımayım burada. Üniversiteye yeni kazandım. Çok tanıdığım kimse de yok. Ondan sonra işte böyle suratını falan astı doktor bey. Ben dedim ki ama hani tabii ki kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Dedim ki niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Ölecek miyim? Ne olacak falan. Ben hani şey yapıyorum. Dalga geçiyorum doktorla. Evet. Ondan sonra adamın yüzü falan düştü bir anda. Hani böyle. Sonra ben bir ne oluyor falan olmaya başladım. Ondan sonra işte dedi kızım hani böyle böyle işte tiroidlerinle alakalı problem yaşamışsın. Ve hani bu dedi biraz ileri durumda işte. Ve dedi hani şu anda neşter... kullanamayan neşter değerse eğer oraya orası dağılır hani öyle bir dağılacak, durumda. Bütün vücuda dağılacak. Aha, öyle bir durumda. Hani sana ilaç tedavisi uygulamamız gerekiyor ama bu da çok riskli. Hani risk almak zorundayız. Başka çaresi yok dedi. Hatta böyle o zaman da şey demişti yani hani ilacı kullandığımızda ve hani ameliyat edemezsek bu durumda hani ben sana gün verebilirim demişti. O kadar. O kadar. Peki sen nasıl karşıladın yani bu kadar soğuk kanlıkla? Sen dalga geçiyordun o sırada hani gülümseyerek bakıyordun. Tabii hani bunları söylerken sonra hani bir yandan tabii ki de böyle biraz ciddileştim artık o kadar da değil yani. Evet. Sonra ne yapmamız gerekiyor dedim hani doktora. Dedi ki bir an önce ilaç tedavisine başlayacağız. Dedim ki hani nasıl bu ağrılı mı nasıl bir şey olacak? Dedi ki ilk etapta haftanın 3 günü olacak. Hani sonra duruma kemoterapi göre. Kemoterapi değil mi? Evet kemoterapi ve atom tedavisi aynı anda başladı.
Başladık işte böyle. İlk bir ay, iki ay böyle idare ettim ben. Gidiyordum, şu anda, o anda kaç yaşındasın? 19 değil mi? 19. 19 yaşında falan kendine. 18 olmuştum. Hani artık üniversitenin 17'den sonra 18 olmuştum. Sonra işte ondan sonra ilk iki ay falan yine idare edebiliyordum. Ve kimseye söylemiyor musun? Hayır. Neden ama? Hani annem baban üzülür diye mi? Ya da... Ya şimdi benim babam dünyanın en duygusal adamı. Ve en tatlı adamı yani. Annem de bir tabii ki öyle de. Hani babam böyle çok duygusal. Hani kaldıramazdı. Zaten böyle ben üniversiteye gitmişim, gözdesiyim. Adam sabah akşam ağlıyor. Kızım diye. Hani diyemezdim yani. Kaldıramayacağını düşündüm. Çünkü hani şey... Ne bileyim, erkek kardeşim üniversite sınavına hazırlanıyordu. O kaldıramazdı. Yani derslerini etkileyebilirdi. Ne bileyim. Bir arkadaşına söyledin mi peki? Paylaştığın senin yanında tedaviler sırasında olan bir arkadaşın. 4 ay sonra ev arkadaşıma söylemiştim. 4 ay sonra. 4 ay tek başına kemoterapiye mi gittin? Evet. Yani nasıl, arada tabii şey oluyordu. Hani, nasıl bir şeydi? Bazen dönüşte çok kötü olduğum zaman onlar hani getiriyorlardı. Hmm, çok, çünkü şey oluyordu böyle. Çok yorgun düşüyordum. Hissediyorsun tabii ki. Zaten ikinci aydan sonra, pardon, iki ayı geçti. Üçüncü ay hani kemoterapi devam ederken ben okula artık asmaya başladım. Peki hem asmaya başladın hem de saçların falan dökülmedi mi o dönemde? İşte üçüncü aydan sonra dökülmeye başladı. Sonra üniversitedeki bir hocam beni yanına çağırdı ki sen neden hani okula gelmiyorsun ya da hani sana ne oluyor yani, çünkü hani yüz ifadesi değişiyor. Her şey değişiyor. Sonra ben söylemiştim hocama, dedim hocam böyle böyle, ondan sonra çok kötü oldu böyle, hani etkilendi. Çok mu sevdiğim bir hocamdır Kenan Hoca, babadır yani. Sonra dedi ki hani işte çok destek oldu bana o süreçte böyle. Yani hani, arkadaşlarından sonra ilk öğrenen hocam mı oldu? İlk öğrenen hocamdı. Sonra hani üçüncü ay olmuştu. Hocama söylemiştim ilk. Sonrasında dördüncü ayda hocamdan rica ettim. Dedim ki ben hani çok duyulmasını istemiyorum şu anda bunun. Tabii dördüncü aydan sonra artık hani saklayacak bir şey yok. Her şey çok açık ortadaydı. Ben tabii bu arada eve falan gitmiyorum. Hani işte anne sınav var, işte dersler çok ağır, gelemiyorum. Bu kadar zaman annenler falan hiç gelmedi, görmedi seni. Bir de yakınsınız Nizip Antep. Hayır, ben Aksaray'daydım o zaman. Ailem Gaziantep'te. Ankara'ya sürekli gidip geliyorum işte artık hani Aksaray'ın yetmediği yerlerde Ankara'ya gidip tedavi görüyorum. Sonra 6 ay oldu artık. Doktor dedi ki ameliyat olman gerekiyor. Hani ilaçlar evet hani şu an kurtarıyor ama hani ameliyat olmak zorunda. Tam olarak ne kanseriydi? Paratiroid kanseri. Ne oluyor? Buradaki tiroid bezleri var ve paratiroid bezlerinin tamamını kapsıyor. Zaten şöyle vücudumuzun tüm işlevsel hormonları orada salgılandığı için diğer tüm organları etkiliyor. Sonrasında işte doktor dedi ki hani artık ameliyat olman lazım ve artık bunu ailene söylemen lazım çünkü çok riskli bir ameliyat. Ve hani ameliyatta hani %50 şansımız hani ya iyi ya kötü olacak. Hmm. Ben de o zaman dedim hani artık söylemem gerekiyor. Hayatımın en uzun gecesiydi o zaman. Nasıl söyledin? Gittim yani, zaten gittim böyle, babam annem beni gördü, hani saçlarımın yarısı var. Hani ben hala böyle tamamıyla kazıtmamıştım o zaman ama böyle gitmiş yani, böyle parça parça şey duruyor. Sürekli kısa kestiriyordum, anneme dedim işte saçlarımı kestirdim falan. Ondan sonra işte babam böyle baktı, hep buralarım yara, her tarafım yara, sürekli biyopsi oluyorum çünkü sürekli iğne tedavisi görüyorum. Hani aklına çok başka şeyler geliyor, diyor ki biri sana bir şey mi yaptı, hani ne oldu sana? Yani çıkmıyor. Böyle artık oturuyorum ben koltukta, annem böyle tedirgin bakıyor, babam öyle falan. Ya belki de saatler sürdü bu konuşma gerçekten, hiç hatırlamıyorum çünkü çok yani ömrümün en uzun gecesiydi gerçekten. En son babam böyle diz çöktü yanıma, ayaklarımın önüne oturdu, dedi ki ne oldu dedi ya, ne oldu hani söyle artık ne oldu. Ve bir anda çıktı. Ne dedin? Dedim boğazımda bir kitle var dedim, hani o zehirliymiş dedim. Ameliyat olmam falan gerekiyormuş dedim. Nasıl zehirliymiş falan filan. Ben ikna olmadı, en son söylemek zorunda kaldım baba. Kanser dedim. Zaten çok şeydi böyle hani annem bir köşeye oturdu böyle, babam çok tuhaf oldu. Hani ben ne yapacağımı bilemedim. Hani benim oradaki tasam, hani ben zaten alıştım o duruma. Onları nasıl toparlayacağım? Yani onları nasıl şey yapacağım? Sonra hemen ilk ameliyat ardından oldu zaten. O sırada zaten ilk ameliyatta bir parça çıkardılar ve çok şeydi, kocaman ve simsiyah bir parçaydı. Bir iki çekirde dallanmıştı. Biri beyni, biri kalbi hani artık etkilemeye başlamış şekilde damar atmıştı. O zaten kalp kapakçığımı artık etkilemeye başlamıştı. Sürekli kalbimle alakalı sorun yaşıyordum. 3,5 yıl olmuş. Yani tedavinin 3. yılının ortalarına doğru işte kalp krizi geçirdim ben. Nasıl geçirdin ya? Ya spazmlar zaten daha öncesinde 2 defa sıkışma spazm oluyordu. Geçirmiştim. Evet. O kitle yüzünden değil mi? O ya kalbin evet, etkilediği için. Yani hem tedaviler hem o süreç kalbi çok fazla etkilemiş. Hani spazm geçiriyordum ama şey oldu ve ben kalp ameliyatına tek başıma girdim. Peki bir şey ona da mı söylemedin? Söylememe değil, söyleyecek fırsatın yoktu.
Tam yani kendini o şekilde hastaneye mi attın yani kalp krizi geçirdiğini hissettin? Kalp ameliyatı olacaktım zaten ama hani tarihi tam netleşmemiş. Ben sadece gidip yatılı tedavi görecektim ama aniden o anda kriz geçirince... Olunca direkt hastaneye gittin. Hastanedeydim zaten. Yani hastanede oldu ve direkt orada seni ameliyata aldılar. Evet. Kimseye haber vermemiş. Ben şunu merak ediyorum. İlk annene babana söylediğin zaman ailene demediler mi kızım? 4 aydır sen böyle bir tedavi görüyorsun ve 4 aydır bize nasıl bunu söylemezsin? Demez olur mu? Daha yani, da kahrolmuşlardır. Ya dedi ki sen nasıl baş ettin, ondan sonra nasıl altından kalkardın, sen daha çok acısın. Babam hala der bana bunu, nasıl söylemedin diye. Hatta kalp ameliyatı oldum, ben kendime geldim. O sırada telefonlarımı arkadaşlarım açıyor, işte babama çaktırmamak için falan. Ama artık sonra çakıyordur. Ben en son hani demiş ki ne oluyor? Sonra ben işte ayıldım. Babamın doğum günü zaten 1 Mayıs'tı artık, kalp ameliyatı. Ayıldım, kendime geldim. Akşam üzeri babamı aradım. Ne yapıyorsun? İşte dedi ki neredesin sen falan. Dedim ki işte yanında kim var dedim. Arkadaşı var dedim ki telefonunu ona verir misin dedim. Dedim işte ben babamla bir şeyler konuşacağım dedim. Hani yanımdan ayrılmayın, hani su falan şey yapın dedim. Ne oldu kızım dedi. Dedim hani biraz rahatsızdım ben de, şimdi babam panik yapar. Sonra telefonu tekrar babama aldım, dedim ki işte ben sana bir şey söyleyeceğim dedim. Zaten hemen panik. Ama ne yapsın yani, sen gitmişsin 4 ay önce işte kanser oldum, kendi kendime kemoterapiler gördüm demiş dedim. Sen adamın şu an tabii ki panik olmasın, sonra şimdi acaba ne söyleyecek diye. Sonra işte ben dedim baba işte ben biraz rahatsızlandım dedim, işte ameliyat oldum dedim. Ama şimdi çok iyiyim dedim falan, işte böyle doktorum dedim gayet şey falan. Ses gitti. Gitti değil mi ses? Ses gitti yani direkt böyle. Ondan sonra ben hani kapattım yani. Ondan sonra ardından annem, işte herkes arıyor tek tek. Sonra işte şey, tabii işte ben annemlerin yanına geldim. Ondan sonra işte birazcık o tedavi gördüm. Sonra işte 2,5 yıl oldu kanserden temiz raporunu aldım. Bitti tamamen. Çok şükür değil mi? Bitti. Evet, kalp de iyi durumda şu anda. Stabil. Yok yani, dedik yani. Sadece mesela tükettiğim bazı besinlerde şey, çok fazla kalp, hani kalp atışında hızlanmalıyor. Onlara dikkat ediyorum zaten. Tabii ki. Ediyorum onları. Tam öyle temiz raporu aldıktan sonra bir derin bir oh çektikten temiz sonra. Temiz raporu aldım. Tabii ben o sırada okulu bırakmak zorunda kaldım. Bırakmak derken ara vermek zorunda kaldım. Tabii. 2 yıl. Çünkü çok yoruldum ve hani artık kaldıramıyordum. O sırada Antep'e, yani ailemin olduğu şehir dedim. İşte bir yandan böyle yapabileceğim küçük işlerde çalışıyorum falan filan. Çünkü daha mezun değilim. Bir de şeyi merak ediyorum. Şu hastalığını daha tam geçmeyelim. Bu ilk hastalığını öğrendiğin dönemlerde ve kimseye söylemediğin dönemlerde. Çok kötüydü ya. Hep yorgan altındaydı yani. Kendini nasıl motive ediyordun? Tek başınasın. İlk gün çok zorlandım. Aynanın karşısında, hiç unutmuyorum o gün. Aynanın karşısında geçtim. Önce bir güzel ağladım yani. Bir içimi döktüm gerçekten. Oh yani ağladın dedin yani. Yok, o gün ağladım. Ben de şu an rahatladım. O gün gerçekten ağladım. Ama hasta olduğum için ağlamadım yani. Bunu babama anneme nasıl söyleyeceğim diye ağladım yani. Onlar üzülecek diye üzüldüm. Evet çünkü çok şey ya, böyle hani tabii ki de herkesin annesi babası çok düşkündür ama hani benim annem, hele de babam, gerçi ikisi de ayırt edemiyorum şu anda da. Yani böyle varları yokları çocukları yani, her şeyi. Yani her annenin her şeyi, babanın öyle. Her öyle de. Yani ki bir de sen şimdi kız, tek kızı mısın? Yok, bir tane kız kardeşim daha var. Ama sonuçta onların yanında değilsin, ayrı bir yerdesin. Evet. Ayrı bir yerde bir üniversite okuyorsun. Bir de ben sorumlu büyümüşüm, böyle çok fanus çocuğu gibi büyüdüğüm için. Tabii. Yani daha böyle bir şey. El bebek, gül bebek. Aynen öyle. Çocuklar. Hep aklıma o geldi. O gün nasıl söyleyeceğim diye çok ağlamıştım. Çok kafamda atı tutmuştum. Sonra dedim ki hani o zaman söylemem ben de. Hani gittiği yere kadar diye. Tabii söylemek zorunda kaldım. Üzüldüğüm zaman elbette ki oluyordu yani. Hani çok da şey yapmanın anlamı yok ya. Yani İlla ki çok canımın yandı böyle. Hani Allah'ım ne zaman, hani artık son bulacak dediğimiz. Hani isyan değil ama asla. Hani üzüldüğüm ya da böyle illaki çok yani yoruldum. İnsansın, yorulduğum zamanlar illa ki oldu. Beni insanlar çok etkiliyordu ama. Mesela örnek veriyorum, işte A kişisini gördüğüm zaman A kişisinin bakışı beni rahatsız ediyorsa, ondan negatif enerji alıyorsam ben onunla bir daha görüşmüyordum. En iyisi. Yani bir şehri sevmiyorsam o şehre gitmiyordum. Bir insanı sevmiyorsam o insanla görüşmedim. Yani ve hani ailem, sana iyi gelen şeyleri, arkadaşlarım hep bilirler. Ben hastalığımı gezerek yendim. Yani üniversitedeyken gezmedim şehir kalmadı herhalde böyle. Her hastane çıkışı benim oralarımda. Nerelere gitmek istiyordun da geziyordun ya? Doğu Karadeniz çok istiyordum. Her yerini toprak karış karış gezdim yani. Yaylalara temiz temiz havalı. Kimlerle gezdin peki? Tek gezdim. Onu da mı tek yaptın? Evet. Yani tabii arkadaşlar edindim orada. Çok güzel arkadaşlarım oldu. Ama yola çıkış tek başına oldu yani gene. Yani mesela işte bir proje bahanesiyle oldu. İşte bir şeylerle oldu ama kendim yani. Ben hep tek başımaydım. Özgür kız yani değil mi? Evet, yalnız anneme söyle diyor. Seviyorsun annem yani. Annem öyle diyor. Kolyende de hayat yazıyor. Evet.
Hayat sana bahşedilmiş, defalarca bahşedilmiş herhalde en güzel hediye. Aşık olduğum şey hayat çünkü, o yüzden. Onu çok net görebiliyoruz zaten. Aşık olmayan bir insan bu kadar sağlam tutunamaz. Ne kadar güzel. Peki sonra? Sonra işte okula ara vermiştim. Dedim ki hani biraz toparladım, iyileştim tabii. Değerlerim falan düzeldi, işte temiz raporunu falan da aldım. Dedim ki işte geçtiğimiz Ocak ayında zaten artık böyle son tez dönemi. Hani yarım bir şey dönem kalmış. Normalde okul bitti, bir şey kalmadı yani. Dedim ben artık gidip diplomayı alayım. Hani kaydımı yaptırdım. Bir buçuk ay sonra kaza yaptım. Yani kaza sen yapmadın aslında. Yani kaza yaptım derken. Oldu, kaza oldu. Evet kaza ben kaza oldu. Yapmadım. Toplu taşıma aracındaydım. Ama sanırım. O anı biraz anlat bize. Yani. Yani başına gelen talihsizliklerden, hastalıktan sonra o kazanın oluşu sırasında neler düşündün mesela? Şöyle. Korktun mu gerçekten? Evet çok gerçekten ilk defa ölmekten, yani ölmekten korkmak değil, ilk defa ölmeyi hiç bu kadar yani. Hissetmemiş. Hissetmedim ve şey, en çok herhalde bu sefer yalvardım Allah'a burada bitmesin diye yani. Çünkü hani sonuçta diğerlerinde hani iyi kötü mesela bir şeyleri kafanda hani bekliyorsun yani. Hı-hı. Mesela iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani bu tahmini yürütebilirsin. O aşırı ani bir şeydi. Evet yani. Ani hazırlıksızsınız yani. Ve şeydi yani hani o kazanda araba devrildi. Ondan sonra işte yerde sürükleniyor. Ben tabii orada sol kolumla işte koltuğa tutunmaya çalışıyorum. İşte kendimi çalışmaya çalışıyorum. Diğer taraftan biri üstüme düştü. Hani onun ağırlığı var, kalkamıyorum vesaire. Kolumun parçalandığını görüyorum. Böyle kolum gidiyor ama. Ve ben şey düşündüm. Hani o anda hani parçalanıyor. Yani o kadar bilincin yüksek bir ağrı. Yani, efendim? Öyle bir yerinde miydi? Evet zaten o yüzden hayatta kaldım. Hani ağrı eşiğim o kadar çok üstüne çıkmış ki ağrılar. Artık böyle vücudumun neresi ağrıyor hissetmiyoruz zaten. Yani bağırıklar vesaire. Tabii araba sürüklenirken ben sıkıştığım için çıkamadım. Birçok kişi çıktı. Sonra işte araba yolun kenarına artık yani aşağıya doğru devrildi. Ben o sırada böyle saniyeler geçiyor ama öldüm mü kaldım mı ne olacak şimdi burada bitti mi yani çok saçma hani burada bitmemeli hani yok ya falan yapıyorum böyle kendi kendime. Bu şey değil mi sen okula gidiyorsun? Okul değil yani annemler ilçede oturuyor oradan artık şehir merkezine gidiyorum. Hı-hı. Orada çalışıyorum aynı zamanda. Sabah, pazartesi sabah ve belediye otobüsü. Yani kooperatife bağlı minibüsler. Ondan sonra işte araba devrildi falan. Ben tabii böyle hani hayal mi gerçek mi öldüm mü kaldım gerçekten bunun hesabını yapıyorum. Bir insanların hani alttaki kız zaten öldü abi hani dediklerini duyuyorum. Bir adamın biri geldi elini attı beni hani çıkar beni yoklayacak muhtemelen yaşıyorum diye. Tam elini o parçalanan kolun arasına attı çığlık atarak geri kaçtı. Abi bu kız gitmiş dedi yani böyle direkt. Sonra ben orada dedim ki hani ben öldüm mü acaba gerçekten hani nasıl oluyor bu işler falan modundayım. Şey ama hareket kendim, edemiyorsun. Bir şey hareket edemiyorum sadece kafam hani o da çok az. Sonra kendi kendime şey dedim hani nefes alayım ben bir nefes alırsam bu zaten hani duman geliyor şey yanık dumanı geliyor. Demek yani boğazımı yakarsa ben yaşıyorumdur yani. Sonra nefes aldım tabii orada hani öldü bu kız falan diye bağırıyorlar. Baktım nefes alayım boğazım yanmaya falan başladı. Dedim ki aha ben yaşıyorum hala falan. Sonra işte şey böyle çok sinirlendim ben öldü falan diyorlar orada çünkü ben orada cebelleşiyorum. Bozuldun mu? Çok bozuldum. Ben ölmedim diye bağırdım orada işte o can havliyle hani ben hatta ben biraz argo bağırmışım. Biraz. Başka yaralı var mıydı böyle senin gibi ağır? Bu kadar ağır bana. Yoktu. Tabii koldan bacaktan yaralanan insanlar vardı. Hmm. Ama çok şükür ki bu kadar ağrı yoktu sonra yani. Sonra sesini duydu herhalde. Sonra bir kişi duydu ki abi kız bağırıyor galiba falan tereddütte kalıyorlar sonra işte geliyorlar falan. Bir tanesi dedi ki bana işte duyuyor musun beni dedi. Ben de sinirlendim. Duyuyorum tabii ki falan yaptım. Böyle çıkarsanız artık yani niye yaklaşmıyorsunuz gibisin. Ben sinirlendim tabii doğal olarak yani. Sonra çıkardılar işte. Devlet Hastanesi'ne gittik önce. Devlet Hastanesi'ne gittik. Doktor dedi ki zaten nabız çok düşük. Kan kaybı çok yüksek ama böyle fışkırıyordu. Ben hatırlıyorum yani bayağı. Hani ya, kan çok kol gitmiş. Buradan böyle kalemle çizdi. Dedi ki işte hani müdahale etmiş olamayasın. Zaten hasta muhtemelen eksi olacak. Hani böyle rahat o kadar rahat konuşuyor ki böyle. Ve sen böyle her şeyi duyuyorsun. Evet şey. Bilincim açıktı zaten. Hani doktorumdan söylediği şey seni hayatta tutan şey buydu ya. Çünkü bu kadar kan kaybında bu kadar nabız düşüklüğünde mümkün değil. Şuurunu kaybetmemiş. Evet şuurunu kaybetmemiş olman yani. Yoksa çok zor. Çok zor da. Böyle kalemle kesti. Bir de beni videoya aldı dedi ki kolunu kesmezsem öleceksin. Kolunu kes yani kolunu dedi kesmemiz gerekiyordu. Kabul ediyor musun dedi. O şartta ölmektense tabii ki de bunu kabul etmek zorunda kalıyorsun yani. Sonra yani aile... O nasıl bir an gerçekten şu an yani tabii ki her anlattığında senin yerine tabii ki herkes eminim yani onu hissedebilmek için kendimizi senin yerine koyuyoruz. Yani biri diyecek ki yani senin kolunu kesmek zorundayız yoksa ölebilirsin. Evet. Ha? Yani hani başka şey tabii ben orada hani beni video alıyor işte
bilincim açık mı diye birkaç böyle soru sordu işte. Hani kendi rızasıyla ve evet. şuuru yerindeyken evet. bu kararı o verdi diye seni videoya çekti. Videoya çekti. Çünkü hani imza atacak durumum yok. Çünkü imza atacak hani bir şey. Tabii beni ameliyathaneye aldılar. O arada ailem yetişti falan. Amcam dedi ki kasap mısınız? İnsan mı doğuruyorsunuz dedi yani. Ne demek kesiyoruz? Kızım dedi kolumun tarafı sağlam hala. Sonra işte amcamla babam beni kaçırdılar resmen ameliyathaneden. Oradan aldılar. Oradan sana. Aldılar evet. Sonra özel bir hastaneye gittik işte. Orada ama bu arada tabii, kan kaybı devam ediyor. Evet. Orada tabii işte böyle bir sürü şey o teferruatlar vesaire. 3 saat bekledim ben. Zaten hani artık zor ayaktayım yani. Bir an önce bir şey yapmaları gerekiyor. Ondan sonra işte sonra hallolundu artık. Oradaki mesele de hallolundu. Ameliyat alacaklar. Plastik cerrahi. Koray Bey hayatımın kahramanı. Gerçekten Allah ondan bir kez razı olsun. Böyle dedim ki ona yüzümü siler misin dedim. Neden dedi ya. Şimdi çok da böyle şey bir adam. Enerji çok pozitif enerjisi var. Oradaki hemşire dedim ki yüzümü dedim siler misin dedim. Dedi ki tamam dedi. Hani dedi düşünme sen şimdi. Dedim ki yok belki de buradan şimdi odadan çıkacağım. Ameliyathaneye gireceğim. Hani ailem beni görecek oradan geçerken. Onu düşünüyorsun o sırada. Dedim ki benim yüzümü kanlı görmesin de belki dedim öyle hani son kez olacak öyle mi hatırlasınlar beni dedim. Kadın gözlerini böyle ayırdı. Şey yaptı. Sen dedi bunları düşünme dedi tamam mı şimdi falan. Sonra doktor onu duydu galiba. Geldi işte böyle yüzümü falan sildirdim tabii. Öyle çıkmadım. Ondan sonra şey dedi eğildi böyle anımı öptük sakın ölme tamam mı dedi. Ben de tamam dedim. Yani ve sözümü tuttum çok şükür. Ama yani o süreçte hiç ameliyatında o kadar doktor sorumlu kalmamış. Yani bir plastik cerrahın sorumlu kalması çok ciddi bir şeydi. Ve bunu yaptı gerçekten yani sağ olsun. Çok kocaman bir yüreği varmış. Peki kolun hiçbir şekilde kurtulma şansı yoktu değil mi? Yani daha gerçekten önce ya kolun çok uğraştılar. Gerçekten mesela Türkiye'nin bir sürü yerinden doktorlara gösterildi işte. Ondan sonra bir sürü şey danışıldı. Bir sürü testler yapıldı. Yani kolunu sen hissedebiliyor muydun peki? Oynatabiliyor muydun yani, o zaman? Yani. Hiçbir şekilde oynamıyordu değil mi? Hayır hiç yani parçalanmıştı. Şu da oynamıyordu zaten. Ben hiç hareket edemiyordum ilk sürede. Sonra işte ilk işte birkaç ameliyat olduğunda işte damar nakli yapıldı, oraya doku şey yapıldı, işte böyle hani kan verildi. Hani tekrar belki kan akışı olursa damarlarda hani can gelir, hani belki iyileşir diye. Ama olmadı. Sonra kangrene çevirmeye başladı. Zaten benim hayat riskim devam ediyor. Doktor hani bana önce söylemediler tabii işte hani kolunu kesmek zorundayız diye. Ama herkes biliyor. Bana diyorlar ki işte böyle iyileşecek, bak sen daha bu kolunu saçını tarayacaksın şöyle böyle. Ben de görüyorum sadece şu iki parmağın uç kısmını görebiliyorum. Komple sarılı burası. O da böyle simsiyah hani yani yanmış odanın üzerine su dökmüşsünüz de böyle kömür gibi olur çünkü ya. Çünkü kan duruyor. Yok. Şu evet kan yok simsiyah duruyor ve çok çok yani aşırı mükemmel ağrılar, kramplar giriyordu. Uyutmuyordu zaten uyuyamıyordu. Kesilene kadar uyuyamadım zaten hani o kramplardan dolayı. Sonra işte en son böyle artık söylemek zorundalar çünkü beni bir gün sonra ameliyata alacaklar. Doktor geldi yanıma işte böyle baktım kıvranıyor. Yani nasıl söyleyecek falan. Dedim ki ben elinizden gelen her şeyi yaptığınızı inanıyorum dedim yani. Benim canım çok acıyor dedim yani hani. Yapacak bir şey yok yani çok şükür diğer başka bir yerlerime bir şey olmadı. Çünkü ben ilk gözümü açtığımda ayaklarıma dokunulmasını istemiştim yani hissediyor muyum diye çok korkmuştum çünkü. Sonra işte o yapıldı artık işte kesin ampute oldu dirsek altından. İşte ilk zamanlar böyle bir ilk geceler sürekli şey hissediyordum böyle elim buramda hani bu elim. Uyanıyorum böyle işte bakıyorum hani zaten kesik olduğu için yukarıda bir yerde yastığı üzerinde duruyordu. Uyanıyorum böyle şöyle bakıyorum hani duruyorum orada diyor. Yok o zaman ilk birkaç günüm çok zordu. Yani böyle hep uykumda ben kendim hep sarılarak uyurdum. Ya da böyle hani şu elimi şöyle tutup uyurdum. Hep öyle zannediyorum. Sonra gözümü açıyorum bakıyorum yok böyle. O zaman çok hani canım çok acıyordu tabii ki de. İlk bir haftam zordu. Çok zordu yani hani kabullenmekten ziyade böyle canınız yani canınız acıyor yani. Bunu tarif edemem zaten nasıl bir his olduğunu. Üzüldüm tabii ki de. Sonra baktım babam, annem benden daha kötüler. Yani dedim Nisan canım yeter bu kadar. Sen ama bir toparlan yani. Bu kadar ağlamak, sızlamak sana şey yani fazla. Ki onların zaten çok hani en başından beri, sürecin en başından beri çok ciddi destekleri oldu. Hani annemin, babamın, kardeşlerimin ve özellikle arkadaşlarımın yani hani aile gibi arkadaş edinmişim. Yani o herhalde o hastanede hani insanlar diyordu yani hani bu kız kim ki bu kadar çok geleni gideni var ya hiç o hiç boş bırakmadılar. Yani benim herhalde en büyük zenginliğim, en büyük kazancım bu oldu yani. Onları görünce dedim ki evet iyi ki bu mücadeleyi vermişim, iyi ki o insanlar için hayatta kalmışım yani. Şu
an sen böyle hani öyle bir anlatıyorsun ki rahat rahat. Yani içim çekildi ya dinlerken o aslında kadar böyle şeyim ki buz gibiyim yani şu anda. Ve bu kadar olayla bu kadar yani şeyle. Söylenecek o kadar çok şey yaşta var ki aslında ama aslında hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani hiçbir şey diyemiyorum yani şu an sana. Gerçekten. Ama aslında çok şey var. İşte bizim bunların hepsine verecek tek cevabımız hayat. Tabii ki. Hayat. Tabii ki. Peki alışabildin mi şimdi? Evet. Bu nasıl oldu? Yani birçok senin durumunda olan insan evet, var. Evet, nakil düşün. Yani nakil tabii ki de ilk aklıma gelen o şey oldu. Ama sonrasında araştırdım. Nakil çok sancılı bir süre, çok uzun. Yani çok riskli. Ve nakil olduktan sonra hani kol takılsa bile örnek veriyorum. Bir süre sonra zaten tedavi süre çok çok uzun ve çok hani şey. Reddedebiliyor değil mi vücut? Evet, reddedebiliyor ve ben ikinci kez kolumu kaybetmeyi bu sefer alamadım. Daha evet. Alamadım yani. Daha araştırdım işte hani ne olabilir nakilden sonra hani ne olabilir bana en çok kendimi hissettirecek. Bunu kullanan falan çok insan var mı? Yani. Ve pahalı bir şey mi mesela bu? 150 bin lira. 150 bin lira. Ya, pahalı. Bunun devlet mi? Devlet mi karşılıyor? Hayır, devlet karşılamıyor. Devlet bunu lüks olarak görüyor. O yüzden karşılamıyor. Yani devletin verdiği protezler biraz daha farklı. Ama onlar benim işimi görmeyeceği için. Yani işimi görmeyecek yani. Hani sadece iki parmak oynatma ve ya da işte estetik olarak görsel bir ev. Benim işimi görmeyeceği için. Ve bana iyi hissettirmeyeceği için. Her şu an sana bu hem iyi hissettiriyor hem de evet, işlerini görebiliyorsun değil mi? Evet, resmen seviyorsun onu, bunu hissedebiliyorum ya. İlk takıldığı gün. Şu an bir organı o mu? Evet. İlk takıldı zaten böyle. Ne yapacağımı bilemedim. Böyle işte çok heyecanlandım. Ağlıyorum, gülüyorum. Bütün duyguları hepsini aynı anda yaşıyorum. Böyle hani hiç anne olmadım. Allah nasip eder inşallah bir gün ama çocuğum olmuş kadar çok sevindim böyle. Ve ilk gece zaten böyle şey dedim ki normalde o gün klinikte bırakmam gerekiyordu hani Revo'yu. Bir gün sonra tekrar takılacak. Hani o gün deneme takıldı sadece. Dedim ben eve götüreyim mi işte otelde kalıyorum. Dedim işte götürebilir miyim yanımda falan. Dediler ki hani şimdi şey dedim ki olsun ben götüreceğim. Sonra işte götürdüm onu böyle şu avuç gibi açtım bunu. Tabii bu kendi elimi böyle katlayamıyorum dirsek şeyinden dolayı. Çıkarabiliyorum bunu ben. Çıkardım. Yastıkları böyle koydum yanıma. Bunu bebek gibi yatırdım oraya. Yüzümü de burasına koydum. Hani hep böyle yatıyordum ya. Allah'ım böyle dedim ki Allah'ım ne kadar güzel bir duygu. Ne kadar güzel bir duygu. İşte yeniden böyle kendi yüzümü sararak da çok yani o gece çok hem böyle hem ağlıyorum hem çok mutluyum böyle durup durup böyle sarılıyorum falan. Dedim çok tatlısın sen falan böyle. Bu şimdi çok en gelişmiş şeyim. Yani neler yapabiliyorsun mesela onunla sadece? Şimdi normalde ben bu parmakları bir şey tutabiliyorsun, kavrayabiliyorsun. Hareket ettirebileceğim normalde. Ama tabii benim sinirlerim, kaslarım çok hasar gördüğü için bu biraz daha uzun vadeli bir hani işlem olacak. Ama şu anda mesela işte bir şeyler hani mesela bardak tutabiliyorum ne bileyim işte. Yalnız yaşıyorum. İşte yemek hazırlarken bir şey tutabiliyorum, taşıyabiliyorum, işte temizlik yapabiliyorum. Hani. Şu bardakta mesela o kolda su içebilir miyim? Her bardağı alamayabiliyor o galiba. O bardak kaygan olabilir, bir de o biraz çok daha büyük ama şuna, mesela şunu alabilirim. Bir dakika. Bunu alabilir misin? Biraz ağır değil mi ama ya? Şöyle. Bir dakika. Şuradan tutarsa biraz bu girintili çıkıntılı ya. Alttan tutsan yine ağır bir bardak. Şuradan tutayım. Ay. Bu şekilde tutabilirim. Ne bileyim mesela biz de videolarını bu seyrettik yemeğini yaparken falan evet, kendi evet, falan doğru, kendi uygun bıçak bulduğu zaman kesim işimini bile yapabiliyor yani ve tek başına yaşıyor. Peki, zaten nasıl çok da farklı bir şey beklemiyorduk bu zaten. Şimdi söketin içerisinde sinirlerin yoğun olarak çalıştığı bölgeler tespit ediliyor ve oralara mikroçipler yerleştiriliyor. Mesela ben zaten burada bir el var gibi hissediyorum ya. Kendi elimi açacak gibi hani. Peki yani ben dedim nereden onu kontrol ediyorsun dedim. Dedi ki burayla kontrol ediyorum sadece. Yani düşündüğünde elini açmaya eli açılıyor. Evet. Ya bu müthiş bir şey ya. Ya mesela örnek veriyorum şöyle oturuyorum. Mesela şöyle kalıyor. Normalde otururken elimizi açarız ya. Ben bunu bazen unutuyorum böyle. Bir bakıyorum kendi kendine böyle açıyor, yerleşiyor falan böyle. Diyorum ay rahatına düşkünsün. O da seni sevdi. Çok güzel ya. Mesela atıyorum böyle şey alacağım. Mesela ama hiç denememiştim. Böyle. Bir dene bakayım. Şöyle. Tamam. Komple parmaklarım gelebilir ama. Süpersin. Ay. Ah, aradan düştü. Ama alabildim. Peki geceleri çıkarıyor musun? Çıkarıyorum onu. Peki? Böyle yatağımın yanında onun da küçük bir tane yatağı var. Ben şu yatağı o şarja. Şu anda tek yaşıyorsun değil mi? Evet tek yaşıyorum. Hala annen baban seni tek bırakıyor. Ben olsam senin annen baban bırakmam.
Şöyle tabii zaman zaman bunun tartışmasını yaşıyor. Keşke böyle söylemeseydin size yani şimdi ben, ama. Ben şey olarak bırakmam çünkü hep hani bu kadar şeye başına bence gelmiş. Bence kesinlikle Zübeyde'nin hayatı ve bunca şeyle bence ya şey. Sen çok haklısın ama o da kendi başına bir ben hayat yaşamayı tercih ediyor. Anladın mı? Şöyle anlatayım mesela bu durumu. Hani babama da aileme de bu şekilde kendimi izah etmiştim. Ben eğer hani tabii ki de annem babam canım yani her şeyim onlar. Ama onların yanındayken mesela görüyorum yani. Annem hiçbir şey elini alttırmıyor. Benim önce kendimi kendime ispat etmem lazım ki sonra kendimi insanlara ispat edebileyim. Ben birinin hani 26 yaşındayım yani çok küçük yaştan beri hem yalnız yaşamışım hep her şeyimi kendim halletmişim. Bu saatten sonra yardım almak ağır gelir. Ağır gelir. Şimdi iyice o de zaman, böyle bir evet, şey de yıkılır, yani o zaman şu an eksik değilim bunu asla hissetmiyorum ama o zaman eksik hissedebilirim gerçekten hissedebilirim yani. Yani şöyle bir şey var ya hep işte engeller haftasında veya dünya engeller günde hep söyleriz. Hepimiz birer engelli adayıyız deriz. Hakikaten öyle hani şu anda dışarı çıktığımız zaman başımız Allah korusun kimin ne geleceği bellidir işte. Evet. Daha bundan 6 ay öncesine kadar. Yok 6 mı? Oldu. Yani geçtiğimiz Mart ayı. Geçtiğimiz Mart ayı işte neredeyse. Bir yıl olmadı daha. Neredeyse daha bir yıl bile olmadı. Bir yıl öncesine kadar normal hayatını evet. idame ettirirken bir anda işte böyle bir şey başına ya geldi. Ya daha sabah evden çıkarken bile böyle gayet. Neşeli bir şekilde çıktım. Annemi öptüm bir daha öptüm falan böyle. Dedi ki tamam artık şımarma hadi git falan yaptı böyle. Hmm. Kadın yarım saat sonra kızımın kaza yaptığını öğreniyor yani. Ne diyeceksin senin durumunda olan belki de yüz binlerce insan var şu anda ama senin kadar hayata bağlı insanlar. Ya hayatın kadar sebebini bize anlat aslında. Birincisi yani gerçekten. Yani seni bu kadar hayatta tutan şey ne mesela iş olabilir, aşk olabilir, ne bileyim aldığın nefes olabilir. Mesela anne, baba şöyle olabilir. Söyleyeyim. Olabilir. Hani kanserde işte kalp olayında falan beni ayakta tutan en büyük sebep ailemdi. Hani onların gözlerinde çünkü kaybetme korkusunu görmüştüm ve onlara bunu yaşatamazdım. Çünkü ben gerçekten hani onları hani tabii ki de herkes düşkündür ama ben bayağı anne baba kuzusuyum yani o konuda. Ama kazada tabii ki de onlar yine çok önemliydi ama bu kez en çok kendim için yaşamak istedim. Çünkü artık daha büyük hedeflerim vardı yapmak istediğim çok şey vardı ve gerçekten artık hayata aşık olmuştum yani bırakamazdım. Ne? Bence sen kendine de aşık olmalısın. Ben kendime aşığım. Bence kesinlikle aşık olmasın yani. Yani hani aşığım bunca çok değil. Rağmen, yani kendimi seviyorum ama. Kendimi sürdürebildiğin için sevmelisin, tapmalısın yani sen kendine. Ve ailene de buradan teşekkür etmek lazım. Bu kadar güzel, bu kadar güçlü bir evlat yetiştirdikleri için. Ellerine el koyun. Bence sen dediğin gibi, ya onlar tabii ki sen bir karaktersin ama onlar seni bu kadar güçlü yetiştirir. Tabii ki de. Sen onların sayesinde böyle bir kadınsın. Ben sevgilerle büyüdüm yani. Çok fazla sevgiyle büyüdüğüm için. Çok, evet kesinlikle. Babam çok, hastanede evet. yatarken bile sürekli bana böyle şiirler yazıp işte bak bunu sana yazdım falan. Gelip başucunda şiir okuyordu yani. İnşallah. Peki bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Hayallerin neler mesela? Bundan sonra ne yapmak istiyorum? Şimdi işte olmak üzere olan bir işim var. Bir proje içinde çalışacağım inşallah. Onun dışında yazmış olduğum bir kitap var. Onu tamamlamak istiyorum. Çok artık tamamlanması gerekiyor. Evet. Çok güzel. Kitapta çoğu insana feyiz olur diyeyim. İnşallah. Bir de ben hani lise zamanından beri sürekli hani şarkı söyleme değil ama şarkı yazıp onu besteliyordum önceden. Gitar çalabiliyordum. Ama böyle deneyeceğim yani biraz daha iyileştikten sonra. Bir gün şarkılarımı birilerinden duymak istiyorum sadece o. Peki bir şey soracağım. Kitabın adı Hayat mı olacak? Hayır. Ne? Bir Tutam Mavi. Bir Tutam Mavi. Evet. Çok güzel. Mutlaka bize de gönderirsin herhalde. Şarkı sözlerini de şarkı da yapınca bana gönder. Şarkı çok fazla var. Tamam. Çok onları fazla bir, var. Onları bir oku da gönder bakalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sorumuz yani yok. Söylenecek fazla bir şey yok. Büyük alkışlar gelsin lütfen size. Biz az sonra yeniden yeni konumuzda sizlerin karşısında olacağız. Bizden ayrılmayın. Konuklarımız var. Hoş geldiniz diyelim. Öncelikle muhterem Gürbüz Hanım ve avukatımız Nevin Demirel. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz şimdi bir önceki konunun modundan bir an evvel çıkmakla görevlendirilmiş iki insan olarak hemen dönmek istiyorum. Öncelikle Muharrem Hanım, muhterem hanım affedersiniz. Veterinizi bir izleyelim. Hikayenizi bir dinleyelim. Ondan peki. Sonra beraber sohbetimiz başlayalım. Kansere yakalandım ve bir ay sonra beni terk etti gitti. İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki muhterem Gürbüz'e geçtiğimiz Şubat ayında meme kanseri teşhisi kondu. 9 ay içinde önce sağlığı sonra da yuvası dağıldı. Hem aldatıldı hem şiddet gördü. Muhterem Gürbüz hastalığını öğrendikten sonra
İddiasına göre 11 yıllık eşinden şiddet gördü ve tam 4 ay sonra kocası başka bir kadınla ortadan kayboldu. Bu mesajlar nedir dedim. O arada dövmeye başladı. Bir gün önce de ağır bir kemoterapiden çıkmıştım. Tabii elim kolum kalkmıyordu. Çaresiz kadın bu olayın ardından Yeşim Salkım'la Yeni Ben programına konuk oldu. Hiçbir kadın aldatılmayı hak etmiyor. Aa evet, arada vardır ama aldatılmanın da bir ahlaki boyutu vardır. Şimdi benim en üzüldüğüm şey... Kimle aldatıldınız siz? Ben kiminle aldatıldım? Eşimin arkadaşının karısıyla aldatıldım. Annesi her zaman destekçi. Yeşim Salkım'la dertleşen ve yayına üvey kızıyla katılan muhterem hanıma yaşadığı bu acılı olayda eşinin kaçtığı kadının annesi de destek oldu. Kadının ailesinin, yani kadının annesi bu kaçma olayından bu yana her zaman bana destektir. Öyle mi? Kızım ben senin arkandayım çünkü kadıncağız da tehdit etti benim eşim. Benim ortak arkadaşımı da gaspla darp etti benim eşim. Sırf benim yani gözüm korksun diye. Yeni bir hayata başlamak istiyor. Muhterem Hanım arkadaşının eşiyle ortadan kaybolan eşine boşanma davası açtı. İkinci kez Yeşim Salkım'la Yeni Ben programına konuk olan Muhterem Hanım'a avukat Nevin Demirel de yardım eli uzattı. Muhterem Hanım'a bu hukuk mücadelesinde başarılar diliyorum. Allah izin verirse ben de sizin yanınızdayım Muhterem Hanım. Program çıkışı tüm hukuki sorunlarınızı bana sorabilirsiniz. Yardımcı olacağım ben de. Allah nasip ederse. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nafaka davasını kazandı. Avukat Nevin Hanım, Muhterem Gürbüz'ün tüm davalarını üstlenir üstlenmez nafaka davasını kazandı. Yani bu kadar olumsuzluk içinde çok şükür olumlu bir şey duyduk. Nafaka davasını kazanmışsınız. Çok şükür. Sizi de tebrik ediyoruz. Nafaka davasından ziyade sizin kanalınıza gerçekten minnettarım. Nevin Hanım'ı tanıdım. Sizin programınızdan sonra Yeşim Hanım'la. Evet, yani. Yeşim Hanım'dan sonra ufak oğluma bir 600 lira maaş bağlandı. Çok şükür. Bunlar tabii sizin kanalınızla aracılığıyla. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani bu da benim için büyük bir şey. Nevin Hanım'ın tabii yanımda olması ayrıca beni çok sevindirdi. Çünkü ben hani bu kanala çıktıktan sonra toparlandım. Çünkü yaşamı, umudumu, her şeyimi yitirdim. Ama öyle demeyin. Yani bakalım. Biz de gerçekten şimdi o kadar tuhaf bir yani, durumda yaşıyoruz yani. Evet, yapılacak hiçbir şey siz değildi. Evet. Az önce Zübeyde izlediniz mi? İzlediniz mi? Başına neler geldiğini gördünüz mü? Ya sizin başınıza gelenler daha hafif, daha şöyle, daha böyle diye asla söylemiyoruz. Yok, evet. Ama alabildiğimiz, yani nefes alabildiğimiz sürece yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Ve ama benimki de evet. Yani bir tabii kanser. Tabii siz de çok az bir şey yaşamıyorsunuz tabii ki. Yani istemedim ama. Yani ben mesela şeyi merak ediyorum. Burada yazıyor ki meme kanserine yakalandı. Hastalığını öğrendikten sonra 11 yıllık eşinden şiddet görmeye başladı. Evet. Ya bu nasıl bir şey ya? Ben yani hastalığını öğrendikten sonra eşinden tabii destek görmeye başladı yazması lazım burada. Eşinden maalesef şiddet görmeye neden başladı. Neden oldu peki bu? Neden oldu çünkü hastalığını nasıl öğrendiniz o dönemde? Şubat ayına bir doktora gittim ben, rutin bir doktora. İşte orada bir kitle tespit ettiler. Kitleden sonra patolojiye girdim. Patoloji sonuçları maalesef iyi gelmedi. Sonra Ankara'ya gittim ben. Bir kemoterapi gördüm. İkinci kemoterapiyi de İstanbul'a geldim. Eşiniz destekti tabii. Eşim destek. Aranız nasıldı o zamanlar? Gayet iyiydi. Gayet iyi. Ama İzmir'e gitti. İzmir'de bir şimdi söyleyemeyeceğim. Bir işe başlamış. Hı hı. Bu işle birlikte de kadınla başlıyor. Hı. Kadınla bu işe başlıyor. Kadınla beraber yani nasıl? Sevgili oluyor ve kadınla evet, bir işe giriyor. Ortak, evet ortak o zaman gibi. Kadın da evli. Zaten arkadaşının karısı. Arkadaşının karısı. Evet arkadaşının karısı. Kadın da evli. Kadın da evli. Bir tane de onun kızı var. Allah şifalıklar versin. O çocuğun hiçbir günahı yok. Açık kalp ameliyatı olan bir kızı var. O kızını da bıraktı. Kadın kızını bıraktı. Kadın evet kadın anladım. Kızını da bıraktı. Çok onun üzerine bizim bir şey yani, söylemeye gerek evet, yok yani. Evet evet onun kendi varsa ahlaksızlığı. Sonrasında Nisan ayı gibi geldi.
Bir gün önce ben kemoterapiden çıktım. Hı hı. Arkadaşın telefonundan da tesadüf mesajlara bir baktım. Benim eşimle mesajlarını yakaladı. O kadının evet. telefonundan sizin eşinizle olan mesajları gördünüz. Eşimin diğer arkadaşı da bize gelmişti. Orada yakaladım. Ondan sonra ne bu nedir dedim. Yani? İşte Erdal'ımın krizi geldi. Aşkım dağlarda bisiklet sürelim. İşte ruh ikizim falan. Bunları sorduğum anda zaten tepki büyüktü. Odaya çekti. Sonra şiddet. Zaten orada başladı şiddet. Size şiddet gösteriyor. Siz o sırada ama kanser tedavisi görüyordunuz. Tabii tabii. Ve çok büyük bir kemoterapi alıyordum ben. Peki yani siz bunu yakaladınız diye sinirlenip size şiddet tabii. gösteriyor. Tabii. Ondan sonra üvey kızım da bizdeydi. Hem suçlu hem güçlü. Evet. İşte tedavi için biriktirmiştim. Daha önce bir iş yapıyordum. Onların birikimlerimle birlikte aldı ve kaçtı. Üzerine dayak yedik. İkinci darpımı da yedim. İki defa beni darp etti. Diğer darpımı sırada, kırıldı. Bu sırada hiç ne bileyim bir emniyet yetkisine veya bir yakınınız yok mu? Şimdi ilk şeyde ilk darp ettiğinde üstteki komşum geldi. Dedi kızım polise verelim. Dedim abla yani bunu ne yapacağı belli mi olur? Ne çocuğumu alıp götürür? Ya bize bir şey yapar? Çocuğunuz da var değil mi? Evet. Ben zaten ondan sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'na zaten şikayetinde yani şikayetlerimi yaptım. Çocuğunuz evde miydi bu sırada? Çocuğum okuldaydı. Kaç yaşında? 10 yaşında. Ama hani böyle hiçbir şey benim peşimi bırakmıyor. İnşallah bırakacak. Öyle düşünmeyin. Evet öyle düşünmemek lazım. En sonunda da eve gelen borçluları tarafından silah çekildi bana. O günden bugüne de benim çocuğum artık okula da gidemiyor. Yani bilmiyorum nasıl bir vicdan, bir de onun üstüne üstü kadın beni arıyor, ağzı alınmayacak hakaretleri ben işliyorum. Hangi sanki eşimle kaçan kadın. Sizi arıyor. Evet. Size niye kocası, hakaret ediyor? Onun kocası ne durumda peki? Onun kocası da iyi değil. Onun kocası da çok iyi değil. Onlar boşanmadılar mı? Boşandı. 25 Mayıs'ta kaçtı, 27 Haziran'da anlaşmalı boşandılar. Kadın elindeki avucundakini... vermek şartıyla kadın boşandı. Yani çocuğu adama teslim etti. Çocuğu da verdi. Evet çocuğu verdi. Ve adamın üzerine olan arabayı da benim kayınvalidemin üzerine verdiler. Anladım. Ya ben şok. Peki, her seferinde bir şok geçirdim. Eşiniz size bir borç bırakıp gitti değil mi? Borç bunu nasıl başardı? Onu nasıl başardı? Benim işte eşim hasta. Oraya götüreceğim, buraya götüreceğim değil. Ondan milletten borç istedi. En sonunda da işte bir tane senet var. O da tefeciye düştü. Tabii tefeciler değil. Adamlar haklı olarak paralarını istedi ama orada çok ağır şeyler yaşadık. Yaşadık. Yani her şeyi anlıyorum. Karı koca anlaşamayabilir. Hani aldatma hikayeleri bir sürü hikaye görüyoruz, evet, dinliyoruz, evet. duyuyoruz. Ama dövme, şiddet ve siz kanserken, tedavi kanserken. Alıyorken, tedavi oluyorken... Bunu yapmak nasıl bir vicdan? O bel fıtığı ameliyatında ben onun başından bir an bile ayrılmadım ya. Hem kendi babasına baktım hem ona baktım. Yani bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Diyorum ya Allah beni karşıma çıkarsın onu. Çıkarsın bana yaşattığı bunca acılarla nasıl rahat ediyor? Bana ağza alınmayacak hakaretleri nasıl yapıyorsunuz ya? Hakareti bırakın. O zaten yani size yaşattıklarının bin fazlasını çekecek. Yaşasın. İlla ki çekecek. Siz de görürsünüz. İnşallah. Yapmayın. İnşallah. Ben şimdi notlarımızda bir oğlunuz bir kızınız mı var? Bir oğlum kızım var. Bir yani üvey. Üvey olan. Yani bir kızınız mı öz? Üvey o. Üvey. O sizden yana değil mi? O benden yana. Bir tane de 16-17 yaşında bir oğlumuz var. Yanınızda o da üvey. Onlar da yanımda. O ne güzel. Yani adamın hakiki evet, öz evet, kızı. Evet evet. Evet. Sizin evlatlığınız değil. Evet. O sizden yana, babasından tabii, yana değil. Tabii. Helal olsun ya. Tamam. Niye helal olsun? Çok anormal bir ama durum ki helal ya. Olsun. Ama öyle deme şimdi. Yani o adamdan... adamı yaptı ortada kim? Hani kızın olsun. Ama babası onu kandırabilirdi ve babasından yana da olabilirdi. Evet. Ya her şey ortada. Ne bileyim ben. Aklı başında bir kızsa kaç yaşında kız? 25 yaşında. Biz neler gördük ya. Gözünü sevmişim. Adam bu kadar şey yapmış adam. Kızı da başka bir evet, olabilir. Harekette olabilirdi yani. Bilemiyorum yani. Bu arada yani şimdi öyle diyorsun. Eski kayınvalidesi yani eski kocasının annesi de sonuçta
muhterem hanımın yanında. Şimdi ama yanımda sence... bir dakika. Hayır yanım... hayır kayınvalidem yanımda değil. Değil, değil mi? Değil. Hayır kayınvalidem yanımda olsaydı o arabayı yanında. Yanımda olsaydı o arabanın üstüne yapmazlardı. Kaçan kadının annesi benim kaçan yanımda. Kaçan kadının annesinin evet. Yanınızda. Ha. Ya gördün mü? Ya o destek çıkıyor bana. Bugüne kadar ayakta tutuyor sözleriyle konuşmaları. Arkadaşlık evet. Çünkü az önce siz dediniz ki arabayı kayınvalidemin üzerine. Tabii. Yoksa bunu kabul etmez anladım. Tamam ben yanlış anladım o zaman tabii. Biraz önce. Peki bir de hukuki sürece de gelelim avukat evet, Nevin Hanım. Nevin Hanım. Siz zaten programdayken tesadüfen aslında bir konuk olarak katılmıştınız ve sonrasında tüm evet. Davaların üstlenmek evet, istediğinizi evet, ilettiniz. Çok güzel bir davranış gerçekten. Teşekkür ediyorum TV360'a davet ettiğiniz için. Muhterem Hanım'ın her zaman arkasındayım. Ben bir konuk olarak gelmiştim buraya bilgilendirmek amaçlı. Ben 2000 senesinden beri boşanma davalarına bakıyorum. 17 senelik avukatım. Ve yani kendisini programda gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. Yardım elim en azından bir hukuki yardımım dokunabilir diye düşündüm. Bu bir boşanma davası mı yoksa boşanma başka davası için? Ve sevgilisine açmış olduğu, eşinin sevgilisine açmış olduğu manevi tazminat davası var. Ha, her iki sevgilisi. Davayı da ben üstlendim. Hı hı. Kendisinin hakkında açılabilecek başka bir dava olursa yine arkasındayım. O davaya da bakacağım Allah hı hı. izin verirse. Ve hiçbir ücret talep etmedi. Yok kesin. Bunu da burası. Herhangi evet, tekrar ücret tekrar bildirelim. Şu yani, anda nafaka davasını kazandınız. Kazandım. Bu süreci de bir evet, birazcık evet. sizden dinleyelim. Geçen hafta duruşmasına girdim. Hatta Muhterem Hanım saatini yanlış biliyormuş. Orada buluşacaktık. Devin Hanım dedi ben size güveniyorum. Siz girin 9.30 duruşması. Girdim ve kendisinin mağdur olduğunu, bu nafakaya çok ihtiyacı olduğunu, aylık 500 lira kira ödediğini ve kendisiyle bir hukuk programında tanıştığımı ve yardım amaçlı davasına girdiğimi de hakim beye izah ettim. Ve için 150 TL karar verildikten sonra 300 TL, çocuk için 75 karar verildikten sonra 200 TL şimdilik ileride artırılmak ya da eşinin maddi durumuna göre eksiltilmek kaydıyla bu şekilde kararımızı aldık. Sıcağı sıcağına da hemen adliyeden ayrılmadan icra takibini de başlattım. İcra dairesine de verdim. Şimdi tebligat aşamasını bekliyoruz. Eşi Karasu'da oturuyormuş, Sakarya Karasu'da. Tebligat yapıldıktan sonra bizim için çalışıp çalışmaması, maddi durumun olup olmaması önemli değil. Bunun da yasal prosedürü var. Nafaka ödememekten dolayı icra ceza hakimliğine şikayet hakkımız var. Şikayet hakkımızı da kullanıp yani zaten ödemediği zaman bir şekilde ödemek zorunda. Yani müvekkilimi peki mağdur etmemek zorunda. Üzerine bir şey yoksa, bir ev yoksa, bir araba yoksa bir veya şekilde yoksa. Bulacak, buluşturacak ve çocuğunun ve eşinin nafakasını ödeyecek. Ne yapar? Kendisi yemeyecek, içmeyecek, ödeyecek. Yoksa 3 günden 10 güne kadar hapis cezası var. Daha da artırılabilir hakim tarafından. Yani bu hapis cezasını yatmamak için ödemek zorunda. Ödediği zaman zaten hapis cezasından kurtuluyor. Evet. Siz hiç bu dönem içerisinde karşı tarafla konuştunuz mu? Yok. Hiç görüşmediniz. Çünkü dosyada ben takip ediyorum. Hiçbir şekilde karşı taraf tarafından verilen herhangi bir belge yok. Çünkü tebligat aşamasında olduğumuz için şu an karşı taraf yani herhangi bir avukat tutmadı, herhangi bir kendini savunan dilekçe de koymadı. Yok şu an için yok. Tebligatı yapmış olmamız zaten boşanma için de yeterli bir sebep. Peki neden acaba? Siz bir avukat olarak bunun nedenini tebligat, nasıl düşünüyorsunuz? Tebligat eşine ulaştıktan sonra Ankara'da gözüküyor adres, eski adresi. Fakat daha sonra Sakarya'da olduğunu söylemiş Muhterem evet. Hanım. Şimdi Sakarya'ya tebligat gönderecek mahkeme. Sakarya'ya tebligat ulaştıktan sonra yani duruşmayı ister kendisi takip edebilir veya takip etmek istemeyebilir, avukat tutabilir veya hiçbir şekilde davaya gelmese bile bizim delillerimizi hakim kuvvetli gördüğü zaman biz onu gerekirse gazete ilanıyla da tebligat yaptırabiliyoruz. Yani eşine gazeteyle hakkınızda boşanma davası açılmıştır. 3 büyük gazetede. Gelin davanızı takip edin, etmediğiniz takdirde gıyabınızda boşanma kararı verilir. Yani onun şu anda boşandığından ve bu kadar nafaka vereceğin haberi yok mu? Kanunen şu an tebligat yok. Gitmediği için haberi yok. Haberi yok. Buradan tebligat aşamasında. Evet, şu an tebligat aşamasında. Ama devlet üzerinden herkes kendi hakkında açılmış olan davaları takip edebilir aynı İstediği zamanda. İstediği zaman açabilir yani. Peki iki kez darp edilmesi evet. sonrasında bu konuyla ilgili bir dava açıldı mı, açılacak mı? Sakarya'ya müracaat etmiş, açılmış. Hatta ben bugün de konuştum Muhterem Hanım'a. Dedim ki o dosya numarasını da bana verebilirsen ben de dosyamda delil olarak kullanabilirim bu durumu. O da bana verecek, bulabilirse, vermezse ben Sakarya Adliyesi ile görüşüp
dosya numarasını öğrenip delil olarak dosyamda kullanacağım Allah izin verirse. Peki. Muhterem Hanım bir şey sormak istiyorum. Size bütün bu olaylar olmadan önce gelse deseydi ki işte yani bizim aşkımız bitti, sevgimiz bitti. Benim sana karşı hissettiğim hiçbir şey kalmadı ve yeni birine aşık oldum. Hayatımda biri var. Boşanmak kaç istiyorum dese. Kaç yıllık evliydiniz? Çok pardon. 10 yıl bitti. Böyle bir şey dese ne derdiniz? Nasıl bir tepki verirdiniz? Gayet anlayışla karşılardım. Seviyor muydunuz kendisini? Seviyordum. Severdim. Şimdi tabii ki bu durumdan öncesinde seviyordum. Yani. Seviyordum. Peki böyle bir adam mıydı? Yani evlenmeden önce hani bir aşk evliliği mi? Maalesef böyle bir adam değildi. Ama ben... Ne oldu da böyle bir şey? İşte başkasına aşık yani bu kadın. Hayır ama bence başkasına aşık değil. Başka bir şey var. Yani ya burada, bir anda olmamış bu. Artık bu 17 gün içerisinde ne olmuşsa olmuş. Yalnız çalışma. Kuyuda. O mu diyorsunuz çalışırken. Sadece? Evet evet evet. Baş başa çalışırken artık ne olduysa orada olmuş. Olmuş yani. Olan olmuş zaten. Olan yani. Olmuş. Ondan sonra da size şiddet göstermeye kadar gitmiş yani. Ha bana deseydi ki ben şu rahatsızlığım olmasaydı gerçekten. Deseydi ki muhterem ben senden soğudum. İşte ben seni sevmiyorum. Hatta ben ona derdim ki bir iki defa biz böyle tartışma falan yaşadık. Çünkü çalışmıyordu. Hadi muhterem koş oraya koş buraya. Hani ben bunları hak ettiğimi düşünsem inanın ben bugün buraya çıkmaya dahi utanırım. Utanırım yani. Hangi yüze ben buraya televizyona çıkıyorum? Ama değil. Ben ona birkaç defa dedim ki biz seninle ayrılalım. Bak bu bizim evliliğimiz iyi gitmiyor. Senin yatman benim canımı sıkıyor. Ben çalışıyorum. Geliyorum ev temizliği çocuklar o bu bütün her şeyin yükü bende. Siz bunu söylüyordunuz. Ben onu söylüyordum. O bana diyordu ki git adliyeye boşanma davasını ver ama çelik bir zırh giy yani derdi bana. Ha. Seni öldürürüm derdi. Benle boşandığın gün seni öldürürüm derdi. Allah bana Allah. Direkt olarak karşıma gelip de böyle delikanlı gibi ben seninle boşanmak istiyorum. Sevmiyorum ben seni. Bu hasım. Demedi. Derdim ya buyur Allah yolunu açık etsin. Yolların Kabe yolu olsun derdim ben ona. Ama bu saatten sonra Allah benim karşıma çıkarmasın. Madem bir de ben şunu da düşünüyorum. Gasp yaptı beni. Edart da yaptı beni. Şahidim var. O yetmiyor benim ortak arkadaşımız. Onun ortak arkadaşımız da gasp ettin, darp ettin. Bunun konuşmasını da benim cebime yolluyorsun ya. Adamı kapısının önünden aldığını itiraf ediyorsun. Adamı dövdüğünü itiraf ediyorsun. Telefonlarını kırdığını itiraf ediyorsun. Ben niye bu kadar ay bekleyeyim ya? O zaman adam beni öldürsün. Aynen. Tamam adamı gitsin alsınlar. Gitsin alsınlar o zaman ya. Şu anda niye... hala şu anda hala var mı öyle şeyler? Devam ne? Ediyor mu öyle tehditler veya şeyler benim? Devam ediyor mu? Ya tehditler tabii canım. Şu anda. Ya sen beni öldüreceksin şu diyor. Anda. Ben seni öldüreceğim diyor. Yani bundan bir ay önce. Ben de dedim artık gel benim kaybedecek bir şeyim yok. Gel hadi öldür yani. Niye peki hala niye böyle bir şey söylüyorsun? Neymiş hanımefendinin... İşte bir arkadaşları vardı biz onlarla yazıştık falan hani abla biz böyle böyle bir şeyler duyduk televizyonda bana ulaştılar ben de doğruladım efendim niye öyle yazmışım hanımefendinin zoruna gitmiş benim eşimle kaçan hanımefendinin zoruna gitmiş adam telefonu alıyor ya insan bir çocuğunu sorar ya benim çocuğum ne oldu benim çocuğum zaten kekeme. Şu an benim çocuğum hepten gitti ya. Ben psikolog. Ben kendi çaremi mi bakacağım, ona mı bakacağım? Ben bilmiyorum. Ben bu adalet, ben... Benim çocuğum dediniz, onun da adalet, çocuğu. Evet, onun da çocuğu. Yine de adalete güveniyorum yani. O zaman ben de gasp edeyim, ben de darp edeyim. İyi gezeyim ya. Gezeyim yani, ne var? Ama bunu artık bir şey olması lazım. Yoksa ben gerçekten hiç iyi... Olacaktır. Adaletlerine illa ki bulacaktır. Siz, gene de siz yeter ki dik durun, güçlü durun. Buyurun. Koruma kararı talep etmiş kendisi. Evet. Koruma kararının süresi bitmiş. Ben aynı zamanda koruma kararının tekrar yeniden verilmesi için talepte bulundum. Ben şimdi bir şey söylemek evet. istiyorum. Yani devletimiz ve adaletimiz bu konuda... Evet. Hani siz şimdi şu anda birebir bu konuyla muhatap olduğunuz için belki size şey gibi geliyor. Hani beni korumuyorlar, beni şey yapmıyorlar. Böyle bir isyan şeyi geliyor ama... İnanın onu yapmak isteyen adam, onu yani sizi kafaya takan, size değil yani kim olursa olsun bunu yapıyor bir şekilde. Allah kahretsin ki yapıyor yani. Evet. Hani kapında 24 saat polis beklese arka kapıdan girip yapacak olan adam yine yapar. Ben onu... Yani ben o adamın eski karısını, çocuğunun annesine böyle bir şey nasıl yapıyor, nasıl bu ruh hali ve hasta kadın, tedavi gören bir kadın. Ya ben bunu hakikaten kafam, aklım almıyor. Ben haftaya mesela Allah kısmet derse ameliyata gireceğim artık. Şu an ne durumda hastalığınız? Şey,
metastaz yaptı. Bitti mi? Ha mesela. Yok. Metastaz yaptı üzüntüne. Kalçam ve ciğerlerin üstüne. Ha, tedavi sonuç böyle verdi. Bir aşamada böyle bir moralle ama nasıl ne olur verdi? Bu kadar şey yapmayın. Siz nasıl güçlü durmak zorundasınız şu anda bilmiyorum çocuklarınız ya için? Ondan sonra şimdi işte haftaya kısmetse göğsüm alınacak komple. Duracağım ama ya evet, bilmiyorum. Bakın dava kazanmak size bir moral olsun. Avukatımız sizin yanınızda hiçbir bedel evet almadan size destek oluyor. Ama siz bu kadar üzülürseniz hastalığınız nasıl iyileşecek? Yaşanan şeyler çok siz çocuklarınız için ayakta durmak zorundasınız. İyi olmak, iyileşmek, güçlü durmak zorundasınız. Yaşadıklarınız hiç kolay değil. Bunu çok iyi anlıyoruz, görebiliyoruz. Ama zaten ben de şunu düşünmem lazım ablacığım. Yani tekrar sağlığıma kavuşup İnşallah. Düşünüyorum. Onun karşısında o dimdik ayakta durmam aslında lazım. Ben ağlayayım. Yani ona en büyük ceza bilmiyorum bence evet adaletten oradan buradan gelmez. Ona en büyük ceza sizin dimdik ayakta evet durmanız. Çocuklarınızla kendi hayatınızı idame ettirmeniz olur. Hiçbir para cezası. Veya adaletin yazdığı hiçbir veya ceza. Veya hiç, işte gitsin cezaevinde yatsın 3 gün 10 gün neyse. Hiçbirisi bu kadar ona bu kadar ağır gelmez. Evet. Ama siz ben Levin Hanım'a bir kere daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hani çocuğuyla birlikte saat sabahın 9'unda gidip akşamın 4'üne kadar benim için mücadele evet ediyor. Böyle insanlar da var. Tamam, işte böyle şey insanlar da var. Evet, Allah İnsanlar çeşit çeşit. Allah evet bizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Amin. Yani. Amin. Ama gerçekten sizin kendinizi toparlamanız lazım ya. İnşallah. Biraz bu Beyden'in hikayesine şöyle bir baksaydınız. Gerçekten aslında onunla yaşadıkları hiç kolay yani değil. Bugüne kadar da evet yanlış bir şey bir intihar eğiliminde bulundum. Çünkü yaptınız böyle bir şey. Peki siz kendinizi düşünerek intihar etmeyi düşündünüz. O an. O anlık düşündünüz. Peki siz bu hayatta ne için yaşıyorsunuz? Bu hayatta çocuklarım için yaşıyorum. Peki siz eğer ölseydiniz çocuklarınız ne olacaktı? Perişim eğer madem olacak onu düşünüyorsunuz. İşte o anki. O anki psikoloji. Çaresizlik çok zor. Çok zor. Bence bana göre nefes alıyorsunuz, eliniz ayağınız tutuyor. Çok şükür tutuyor. Onu her zaman diyorum. Hastalığınız tabii ki iyileşebilir. Evet. İnşallah moralle iyileşecektir. Seyircilerimiz sizin hikayenizi daha önceden buyurun de bilen seyircilerimiz onlar bir şeyler söylemek istiyorlar. Evvela çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çağla Hanım'ın dediği gibi de gerçekten moral çok önemli. Ve ayakta dimdik durun ki onu öyle yıkabilirsiniz. Çünkü siz ne kadar üzülseniz ona daha çok şey veriyorsunuz. Ben çok üzüldüm şimdi. Kendi moralinizi sakın bozmayın. Ve o konuşan bayanın da laflarını dile getirerek üzdüğünü şey belli yaparak etmeyin, eline belli vermeyin. Evet, evet ve yine seyircilerimizden söz isteyen Feray ablamız var. Sizi de dinleyelim. Feray ablacığım buyurun. Şöyle söyleyeyim, sakın üzülmeyin. Ben de bu rahatsızlığı geçirdim. Şubat ayında bir sene doluyor benim de. Sizden daha önce görüşmüştük biliyorsunuz evet, evet, değil mi? Evet. O yüzden moralinizi lütfen yüksek tutun. Bunun tek çaresi moraldir. Ben her zaman için kendimi öyle gördüm. Moralimi yüksek tuttum, güldüm, ettim. Hani tamam sizin yaşadıklarınızı belki yaşamadım ama gene de dirayetli olmanızı istiyorum. İnşallah. İnşallah hayırlısından İnşallah bunu da atlatacaksınız. İnşallah. Çok güzel olacak. Ne bizim seyircimizde ya. Nasıl tatlılar, nasıl güzel moral verirler. Maşallah. Şimdi bundan sonra neler yapılacak? Siz tedaviye gideceksiniz inşallah. Neler yapılacak? Bir de şey olmuş değil mi? Güzel cevap vermiş. İlk evet tedavi. Cevap verdi çok İnşallah şükür. Buna da binlerce kere şükürler olsun. Çünkü ben 6 kemoterapiden sonra girecektim ameliyata. Bu üzüntüden dolayı 18 kemoterapi bitirdim. İşte. Ama hala da ayaktayım. Çok şükür. Çok iyi görünüyorsun. Çünkü evet, gerçekten 18, iyi görünüyorsun. 18 kemoterapiye göre az bir şey değil. Gayet evet, iyi kemoterapiden çıktım. Ha, bir iki gün böyle bir sendeleme günüm oldu. Çok ama dedim abi kalk muhterem. Senin çünkü sadece ben değil. Dediğim gibi. Yani şu program benim hayatımı değiştirdi biliyor musunuz? Yani Nevin Hanım yanımda. Ya benim yanımda birileri varmış. Çok şükür Allah. Yani bu da benim için büyük bir mutluluk. Çünkü ben bir can olarak artık kendimi düşünmüyorum. Çünkü arkada evet 4 tane daha çocuk var. Şimdi bazen masaya topluyorum. Anne diyorlar ne olur dik dur. Çünkü sen olmazsan biz ne yaparız? Çünkü baba da gitmiş zaten sahip çıkmıyor.
Onun varıyor hayat zaten. Devam ediyor bir şekilde evet. Ablacığım. Sen onların başında olman lazım. Bindik başında evet. Olman lazım. Evet olacağım inşallah. Güzel haberlerinizi bekliyoruz diye. İnşallah. Peki i̇nşallah. Siz neler yapacaksınız bu süreçten sonra? Ben bu süreçte davasını takip edeceğim. Karar aşamasına hatta Yargıtay aşamasına kadar takip edeceğim. Allah izin verirse. Nafakayı icraya koyduk. O aşamayı da takip edeceğim. İcra dosyası, tazminat dosyası ve boşanma dosyası. Şu an 3 tane dosyasına bakıyorum. Bunların hepsini takip edeceğim Allah izin verirse. İcraya verildikten sonra eline tebligat geçmiş mi geçmiş demiş mi? Onu takip ettikten sonra baktık herhangi bir ödeme yapmıyor. Eline tebligat geçtikten sonra hemen icra ceza mahkemesine şikayet hakkımızı kullanacağız. Hapis cezası verilmesi için. Onun dışında dosyamızda yine boşanma dosyasında eline tebligat geçtikten sonra biz dosyamızda delillerimizi sunacağız. Şahitlerimizi dinleteceğiz. Araştırılmasını istediğimiz veya gelmesini istediğimiz bir delil varsa onların dosyaya tekemmül etmesini yani sağlayacağız. Sonuna kadar Tabii ben sonuna kadar arkasındayım. Allah izin verirse. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Ben Muhterem adına hem de bir şey yaptığınız için hepimize teşekkür ederim. Arkasındayım. Tüm yasal adına. Olarak her zaman. Muhterem abicim. Acil şifalar. Amin. Önce şu hastalığı atlat. İnşallah. Ondan sonrası zaten inşallah çorap söküyor. Yavrularınızın size İnşallah. İhtiyacı olduğunu evet. Unutmayarak değil mi? Evet. İnşallah şifa olsun. Şöyle Muhterem ablamıza bir moral alkışı alalım. Bir alkış. Ve avukat Nil Demirel hanımefendiye de çok çok teşekkür ediyoruz. Ona da bir alkış. Sırada bakın hangi konumuz ve hangi konularımız var. Çocuğum balık sevmiyor diyenler ekran başına. Çocuklara balık nasıl sevdirilir? Kılçıklı balık çocuğa verilir mi? Hamsi tava nasıl yapılır? Ünlü şef Musa Şit'ten lezzetli tarifler şimdi her şey dahilde. Acısıyla, tatlısıyla hayata her şey dahil. Sen bacım ne olursun ben gayret bittim dayanamıyorum. Herkesin bir hikayesi var. Siz de içinden çıkamadığınız sorunlarınızı ya da umut dolu başarı hikayelerinizi paylaşmak için bizi arayın. Hikayeleriniz. WhatsApp ihbar hattı numaramız 0531 105 18 18'den bize ulaşabilirsiniz. Evet, evet karnımız acıktı artık. Sohbetlerimizi ettik, ağladık, güldük birazcık. Şimdi mutfaktayız ve balık şefimiz Musa Şit bizlerle beraber efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Ben beraber. Ufuk Bey. Deniz. Hoş bulduk. Ufuk Deniz Şit mi? Evet. Sıcak karşı. Bir dakika oğlunuz mu? Abimin oğlu. Ha öyle mi? Evet ailecek bizim. Onu aldınız yetiştiriyorsunuz. Şit dedik balık. O da küçük şey. Kızınız herhalde. O da güzel olmuş. Evet sağ olsun. O da Sena Şit. Ev sahibimiz. Peki bugün neler yapacağız? Öncelikle onu konuşalım. Herhalde bir levrek sotemiz var. Tuzla levreğimiz var ve hamsi marine yapacağız. Evet tuzla levrek. Çocuklarla beraber de yapılabilir bir tarif i̇şte olduğu evet. için... annelerin hem eğlenerek yapacakları bir şey hem de gerçekten de sağlıklı olduğu için tuzda levreğimiz var. Levreğin en iyisi tuzda mı? Tuzda pişme şekli birazcık daha hani ızgaradan rahatsız olur. O kokuyu istemez, yağ istemez. Tuz daha doğaldır. Yani doğadan çıkan bir elementten onu pişiriyoruz. Hani fırına atıyoruz ama hiçbir şekilde ısı teması olmuyor. Sadece tuzdan pişerek yani ısı teması derken tuzun kendi içinde piştiği yine için farklı doğal. Farklı bir lezzeti oluyor onun da değil tabii, mi? Tabii onun kendi lezzeti. Doğal pişiyor. Çok önemlisi o. Evet. Peki, çiğ levrekte, hamsi marinde Japonlar haftada 3 gün çiğ balık yer. Buradaki amaç kolesterolü düzenler, kan basıncını düzenler. Çiğ balığın ama çiğ özelliği. Ama çiğ balık değil mi? Bir işlemden geçen bir şey yok galiba. Şimdi biz birazcık tabii yani. Marinasyonla bunu pişiriyoruz. Zeytinyağıdır, limondur, işte tuzdur. Bunlarla hazırladığımız bir sosla bir saat bekleteceğiz dolapta. Hazırlayacağız burada beraber yine. O da balığı pişiriyor. Tabii bakteriden arındırıyor. Bu işlemimiz. Tabii yani ama... şimdi oltadan tuttuğu balığı çiğ çiğ yemiyor. Gerçi burada bizim bir abi vardı balıkçı. O neydi? Çiğ hamsi yedi. Ha yedi ya. Kenan abimiz. Çiğ hamsi Kenan ben abi. De yerim. Allah Allah. Karadeniz hamsisi ise Karadeniz'in suyu zaten
gerçekten çok temiz ve sağlıklı. Aynı zamanda tuz oranı da iyidir. Hani çok abartılı da değil. Tertemiz. Karides yani de aynen şey öyle. Yapmaz mı abi? Bir şey yapmaz abi. Çiğ yiyeceğine hani limon sık üstüne yaşasın bari. Komple. Onun için onu ben de bir kere yaptım da şimdi anlatmayayım. Onu çiğ balık yiyeceğiz. Mı? Hadi be. Hazırlayacağız çok. Yaptım. Tadına bakacaksınız. Gerçekten peki. Şey değil. Kürdan mı tıpık yedik. Aferin aferin. Tuzda levrek için ilk önce bir hamurumuz var. Tuzdan bir hamur hazırlayacağız. Tamam. Bu çok basit bildiğimiz kalın tuz. Kaya tuz demeyelim de. Hı hı. Kalın tuzumuzu alıyoruz. Geniş bir kaba döküyoruz. Daha önce hazırladığımız 4 tane yumurtanın akı sadece. Tamam. Evdeki bayanlar sarısını kaçırırsa çok üzülmesin. Sadece yapacaklarını hamurun rengi. Evdeki bayanlar o sarıyı oraya kaçırmazlar merak etmeyin. Peki. Artık yumurtanın bunu, akının sarısını. Evet, kesinlikle. Güzelce yoğuruyoruz ve birazcık da 2 bardak kadar da su. Adam ne dedi? Niye sinirlendi bu kadar anlamadık ki. Ama niye canım insan? Güzel. Hayır dedi ki sarısını. Eğer kaçırırlarsa dedi. Bir şey olmaz. Ben de yani. Kaçırmayız diyorum arkadaşım. Çağla Hanım bakın dantelli bir önlük giydim. Lütfen gerçekten. Hani adam o kadar sana şey gelmiş. İzmek için değil yani. O kadar barışçıl gelmiş. Barışçıl geldi. Ben de kötü bir şey söyleme. Kaçırmayız dert etmeyin demek istedim yani. Tamam peki kaçırmayız. Sus ya. Evet akını. Akını döktük. Evet şimdi. Abi. Birazcık da su ilave ediyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Tuzdan hamur mu yapılır ya? Evet tuzdan hamur. Bayağı yoğuruyorsunuz hamur gibi. Kesinlikle evet. Abi. Bu ne tuzu şimdi bir daha söyleyelim de. Bildiğimiz kalın tuz. Turşu tuzu da değil. Hani. Kaya tuzu falan değil değil mi? Evet. Onun bir incesi. Ben hani mesela yemek bundan bir tuzu... çay kaşığı dolusu Alişan'a versem ne olur? Kör olurum. Hayır bunu yiyoruz bu kötü bir tuz değil. Ama yeniyor. O yeniyor ki. Ay böyle bir hık yapar ya böyle bir kötü olur sevmiyor tuzu. Hayır böyle düşüncelerinizi varsa lütfen bizi bizi katmayın çete oluyor. Yo, yo. Ağır ceza alırsınız. Bak, bak dişim kamaştı şu an i̇şte dişim kamaştı. İşte onu diyorum şu benim de. Şu an dişim kamaştı. Ay. Onu yoğurduk. Bayağı bu hazır. Hamur gibi oldu. Hamurumuz hazır. Şimdi sırada balığımız var. Benim ağzımdan şu an bir sular akıyor şu anda çok dişim, kötü. Dişim kamaştı o tuz oldu ya böyle tuzdan dişim kamaştı şey gibi oldu. Eldiveni gerek peki yok. Ustam eldiveni bu gerek levreğin yok. Deniz levreği mi çiftlik levreği mi olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi bu ne levreği bu? Bu deniz levreği. Evet deniz levreği ufak oluyor değil mi o çiftlikleri büyük oluyor. İkisi de aynı aslında birazcık pul yapısı ve balığın yapısı değişiyor. Çiftlik levreğinin birazcık daha karnının kısmı büyüktür. Çünkü yemek yemlen, çok, evet, yemlen besleniyor. Ama bazı bizim müşterilerimiz özellikle çiftlik balığı ister. Allah Allah. Çünkü daha ne yediğini, ne yediğini biliyorum diyor. Hani başka bir sıkıntım yok. Bunun karnını açtık biz. Ayıklamıştık. İçine birazcık kıydığımız soğanımız. Bir parça sarımsağımız. Birkaç diş de atabilir. İlla doğramalarına gerek yok. Oh içine. Evet. Birkaç defne yaprağımız var. Yerleştiriyoruz. Bunların hepsi oradaki koku armonisini oluşturacak. Yani kafası lezzetli. Kalacak mı almayı lezzetli düşünüyorsun? Lezzetli. Efendim? Kafası kalacak mı almayı kafası düşünüyorsun? Kafası kalıyor kafası. Kafası ne kadar kalacak. Güzel. Ne kadar kafası güzel. Evet. Kafayı da yiyeceğiz. Bana kafanı yiyerek geri gider evet, sonra. Birazcık limon de birazcık da tereyağı koyuyoruz içine. Ama onun şey kafada da şeyi var değil mi onun? Bu kafasının kenarları ne yeniyor biliyor musun? Buradaki buradaki şeyi söyleyeyim. Bu kestiğin içine tuz kaçmaması için kapatırken. Dikeceğiz mi? Yok şöyle kapatalım yeterli. Tamam. Hani hazırladım. Birazcık altına. Hep birlikte. Çok tuz biraz şey yaptık. Evet tuzu yatırdık hamurumuzu el kalınlığı kadar. Önce tuzu serdin. Evet. Balığımızı yatırdık. Tamam. Burasını yapıştırdık. İçine tuz girmesin diye. Evet. Üstünü sıvıyoruz. Al oradan bu tarafa doğru şeyi tuzu. Bu şimdi sonra tuzla bu şey oluyor değil mi? Alişan böyle bıçakla kırılıyor falan. Evet böyle evet şey evet oluyor, en son. Murç evet inşaat yakılıyor, malzemesi. Yakılıyorlar evet. Alevler çıkıyor bir şeyler en son oluyor çekiçle, değil mi? Çekiçle kırıyorsun onu. Evet ispirto yakıyoruz. Tabii orası çocuklara uygun olmayabilir. Hiç olmuyor. Ama burası çocuklara uygun. Bu da çocuklara çok evet, uygun. Evet o da uygun. Gerisine karışmasınlar diyorsun. Evet, evet balığı yatırdık gömdük. İki tane de gözüktü. İyiydi, iyi levrekti ben sana söyleyeyim. Ya Ali sen ya. Güzeldi, iyiydi onu yani. Onu karıştırma
Evet, ne yaptınız? Göz mü yaptınız? Aman ne kadar evet. güzel oldu. Gerçekten biraz çok sempatik. İyi oldu. Sizin için uğraşırız gerçekten. Ya, hani. Ya ben şeye bakamıyorum da o yüzden dişi, sıkıntı yaşıyorum. Dişi bir balık ben yani cinsiyeti. Bunun cinsiyeti dişi miydi? Evet cinsiyeti o dişiydi. Zaman, evet, o zaman hatun kişi niyetine değil. Tövbe yarabbim ya. Güzelce kapattık. Şimdi bunu fırına mı atıyoruz? Evet. Bunu 180 derecelik fırınımızda bir saat pişiriyoruz. Bir saat. Evet bir saat pişiriyoruz. Bunu şimdi pişip pişmediğini de anlayamayız ya. Bir saatte pişiyor. Pişeni var burada. Garantisi var. Bir saat. 180 evet. derecelik evet, fırında. 180. İşte pişirdim hemen size evet, buyurun. Evet. Evet. Before pişirdim. And after. Bak aynısı bak gözleri bir aynı. Oo bak ne yazmış abi üstüne. Ne yazmış? 360 yazmış. Vay. Kalp yapmış. Vay. Ellerinize sağlık. Onu da atalım. Şimdi bunun bak taş gibi şimdi. Bak sıcak ha. Sıcak mı? Tabii. İspirtomuzu. Yok mu? Şimdi bak, bunun bir sunumu var. Buluruz buluruz. İspirto mu? Evet. İspirtoyu da bunu yakıyorlar böyle şeyde. Sonunda, restoranlarda. Oraya. Bu ispirtoyu nereye döküyorsunuz peki? Tuza döküyoruz. Tam kalbin olduğu kısma döküyoruz. Yani kalbin sıcaklığı iyice yani ortaya çıksın. Yani. Böyle görsel amaç değil mi bu şey? Evet, şov amaç. Bu ama evet. asla kaçmıyor herhalde balığa kenarına oraya. Yok buraya. Hiçbir yere gitmiyor. Bakın dökeceğim zaten. Ama şey oradan oraya ya gitmiyor çakmamız gitmiyor. Vardı bizim. Hemen veriyorum. Gitmiyor çok... balık etkilenmiyor. Lütfen Çağla Hanım. Evet. Vay. Şimdi bunu. Buraya hiçbir şey işlemez yani. Şey gibi. Size gelebilir hani kolaydır ha, diye ama içine geçmez zaten. Zaten taş gibi oldu o tuz yumurtanın akı. Eskiden inşaatlarda da kullanılırdı. Osmanlı zamanında da var. Deve kuşu yumurtasının akını hem de. Evet inşaatlarda sıvalarda yumurtanın akını kullanırlardı yani sağlamlık açısından kullanırlardı. Üstünde çimento yoktu ki yumurtanın akı vardı. Ve evet. görelim. Gel. Şunu gel biz sen yap. Tamam ben yapayım. Şey yapalım. Kim bir kıracak? Saniye geliyorum. Düzgün şey yap. Gel. Her şeyi. Şimdi sizden ricam burada balığımız var. Balığa dokunmuyorum. Evet, kenarlarından. Kenarlarından yavaş yavaş kırk kırk gelirseniz. Haydi bakalım Çağla. Evet. Yavaş yavaş yavaş. Şey çok dibe kadar inme. Çatlatayım mı şöyle? Evet çatlatırsanız yeterli. Yumurtayı fazla koyduk kırılmasın diye. Evet. Gerçekten eline çekiç ve şey çok yakıştı kazık. Alkışlıyoruz Çağla Hanım'ı. Arkeoloji okumuştunuz değil mi Çağla Hanım? Tabii. İllaki. Evet. Tamam yeter. Biraz çatladı bak şurada bir çatlama oldu. O artık. Yok çizik benim çizim. Ben ne zaman sonra çatlayacak bu ne zaman açacak? Evet biliriz lütfen. Evet. Hiç bilmiyorsun. Hiç bilmiyorsun. Bak nasıl çatlıyor. Hızlı hızlı yan yana abi kaç tane çat. Şöyle vur gitti şuralara. Aynı şekilde buradan gelirseniz çatlayacaktır. Ama fazla girmeyin balık var. Abi çatlamıyor ya. Teşekkür tamam. Çatlamayan balık yapmışlar. Ay. Bırak ustama bırak. Bırak ustama bırak. Bir şey soracağım niye olmadı bu? Çok ağır. Direkt öyle vursam şöyle vursa abi. İspirto çok kolay girecek dediniz ya. Ama gerçekten kırmak lazım komple. Öyle kolay çatlamaz bu zaten. Zaten hamurun içine. Balığa değdirmeden üstten böyle tatlı tatlı çatlatsak olmuyor mu? Onu da çatlatacağız. Onu, ha, onu da yavaş yavaş. Abi balık kaçmış mı ne olmuş anlamadım. Bir açıyoruz balık. Altı, balık. balık tuzla mı olmuş? Teslim edip gittik biz efendim. Evet. Balık alındı. Alındı bize çok şey yaptık balıkla. Vur git. Ha, işte ha. Böyle. Ha, gitsin, ha. Tamam oldu. Hadi. Sunumumuz da hazır. Tuzla balık yaptık. Tuzla levrek yaptık. Evet. Evet. En sevdiğim de budur ha. Kesinlikle. Öyle mi? Tabii tuz da çok güzel olur. Oo bayağı sıcak şu anda. Tuz değil mi? Evet. Bu da dişi mi? Evet bu da dişi. Dişi balıkları tuzla yapıyoruz rahatsız olmasınlar. Neden? Dişi balıkların günahı ne? Ona daha lezzetli oluyor. Daha hassas davranıyoruz biliyorsunuz. Ha, elegant bir meslektir balıkçılık. Evet. Hani ona göre dişi seçiyoruz hani. Dişiler daha şey olur. Peki mesela restoranda önümüze koyulan bir balığın taze mi bayat mı olduğunu nasıl anlarız? Öyle bir formülü var mıdır? Kafası da yok.
mesela anlayamazsın. Yiyince yani zehirlenme. Hayır yani bir yok zehirlenme noktasında demedim ama taze mi bayat mı? Atıyorum ikinci kere pişirilmiş mi? Bir ısıtılıp çıkartılmış mı? Dünden mi kalmış? 10 gün önceden mi kalmış? Tadına bakarak anlarız herhalde. Hayır ama yani ne bileyim bazen böyle çünkü o kadar çok yanında meze, salata, limon sıkıyoruz, rokasını yiyoruz anlayamayabiliriz yani. Her balığı anlayamayız doğrudur. Ama çoğu balığın kendi rengi vardır. Yani geçmiş bir balığın piştikten sonra rengi siyahlaşır. Ne olursa olsun. Neresi siyahlaşır? Koyulaşır. Yani eti. Eti evet, değil mi? Evet, eti koyulaşıyor. Eti. Ama şimdi o etin o kılçığın geçtiği yer normal yerlere göre birazcık daha böyle bir kahverengi değil midir? Yoksa benim balığım... Değil. Kan, balığı... kan bırakmışsa içinde kılçık kısmını iyi temizlememişse o kan ete geçiyor. Ha. Evet işliyor. Ama o iyi temizlenmişse tertemiz bembeyaz çıkar. Şu an mevsimi olan sarı kanat ama lüfere dikkat ediyoruz. Hani ölçülerine dikkat ediyoruz. Lüfer. Gerçekten onlar iki gün geçsin siyahlaşır yani. Hmm, masaya anladım. Koyduğunuzda bellidir yani. Tekir, iyi bir tekir. Restoranta gittiğinizde ızgara tekir isteyin. Kesinlikle bayatsa ızgara yapamaz onu size. Hmm. Ama tavada sizi yanıltabilir. Yani, dağılır değil mi? Tavada onu şey yapar, tavada, getirir evet, önümüze atar. Atar. Evet, onu yersiniz ama. Yani daha ama. Çok ızgara balıklarda anlayabiliriz. Evet, mesela ızgara. Levrekte de evet, içini açtığımız zaman onun... Kokusu ve şey kısmı, şey değişir. Renk kısmı değiştiğinde kesinlikle değişir. Bayat kesin evet. Diyebiliriz yani. O yüzden yani, sette, ette olduğu gibi balıkta da bildiğimiz yerden alacağız abi balık değil mi? Yani bildiğimiz yerde yersek daha iyi olur. Dediğiniz gibi hani buradan yiyeyim, orayı istiyorum. Evet. Balımıza zarar vermeden. Yok çok iyi gerçekten. Beklemedim. Güzel güzel yok. Çok hakimim. Evet, evet. Oldu mu acaba? Yetti mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Neye alkışlıyorsun Barış? Barış'ın çok hoşlandı. İyi çekiş kullanan insan böyle, sayısı azaldı. Kalsın böyle yatsın mı? Ne yapalım? Yatsın. Yatsın biz devam. Tamam. Çünkü. Bu dakikadan sonra ya bir tadına bakmasa mıydık bunun ya? Bakarız. Sıradaki yemeğe bakalım. Tamam. Uzan, onu ufağa verelim. Usta. Ufuk sen bize azıcık ufuk sen verelim. Verelim. Bir tadına bakalım. Ufuk onu. Aynen. Bugün pişti zaten değil mi? Biraz önce pişmedi mi evet, o? Sıcak yanıyordu çocuk yanıyordu. Aldım mezeyi için. Evet. Ustam biraz da şunları bir bakalım ya bunlar nedir? Bu mezeler. Bunlar balık mezesi. Ay şuna bayılırım ya. 6 aylık levrek çocuğunuz mi? 6 aylık olduktan sonra haftada en az 2 gün balık yeme... Yedirmek mecburiyeti var büyüğün. Çünkü çocuk bunu bilmez. Yani balık yemesi gerektiğini, tabii. Balık yağına ihtiyacı olduğunu bilmez. Hı. Bu sorumluluk direkt anne babanın. Ebeveynler. Ama hangi balıklar dedi. En çok? Kesinlikle dip balığı olmayacak, ağır metal içermeyecek. Karadeniz'in balıkları iyidir. Somon iyidir. Somon yedirmesi gerekiyor. Uskumru iyidir. Izgara da yapabilir. Bu şekilde haşlayıp meze yani haline getirebilir. Dip balığı yedirmeyeceksin değil mi dip çocuk? Balığı dip balığı olacak. Dildir, kalkandır. Ama bu dip midir, şey midir derken benim doktorum hep şöyle söylerdi. Bir tabak boyunu geçmeyecek balığın büyüklüğü. Oradan anlayabilirsiniz derdi. Doğru mu? Değil. Değil mi? Evet. Çünkü yassı balık. Hani dip balıkları zaten bellidir. Bir grup var. Dil balığını bilirsiniz. Bunlar dibe yapışık yaşar. Evet. Kalkan da öyle. Tabii evet. Kuma ve dibe. Tamam. Midye grubu onlar i̇şte da onlar ya çok. Ağır metal yani büyük mesela, büyüklükten değil onlar ya onlar dip balığı yaşam şeyi yani oradaki beslenmesinden kaynaklı yani bir şey benim doktorumun söylemeye çalıştığı şey şu hamsi, tekir işte daha böyle küçük balıklar yedirin her zaman kolay bir bilgi vermiş doğrudur evet. Ama iyi bir levrek yenir lüfer balığı geçer kofana palamut. Evet palamut kofana palamutu bilirsiniz yani yukarıda yaşar yani hani sardalya bravo evet sardalya'da yani muhteşem al. Çeçe diye bir balık var. Kimse fazla yok. Çocuğuna yedir ben başka hiçbir şey bilmiyorum. İstavrit. İyi bir istavrit. İstavrit ya. İstanbul. Bu tarama bildiğimiz balık yumurtası. Ha bu. Evet. Balık yumurtasını zeytinyağıyla vuruyoruz. Başka da bir şey yok bunda. O kadar. Sadece evet, balık yumurtası. Oldukça evet. Herhalde lezzeti. Bu da balık pastırması herhalde. Evet balık pastırmamız. Bu da işte Akya'dan yaptığımız ama bunu merak ediyorum. O nasıl yapılıyor? Balığı alıyoruz. Ayıklıyoruz yarısını. Şeylerini yarısını derken kılçığını alıyoruz lopetini 3 gün buzlu su sürekli değiştirerekten kanını alıyoruz onu sonra tuza yatırıyoruz 2 gün devam edin. Sonra çemenleyip asıyoruz kurutuyoruz balık pastırmamız oluyor bundan isterseniz servis yapayım sizin birazcık şunu, daha şunu damağınıza ya. Uyabilir evet şunu kebap seviyorsunuz et. Bildiğim kadarıyla balık pastırması hiç duydunuz mu balık pastırması balık pastırmasını duydum ben Ayten. Şimdi bir sorudan geldi balık yumurtası ile havyar arasındaki fark nedir?
balık yumurtası kefalin yumurtası olur. Aynı şey aslında. Ama havyar birazcık daha... İşlenmiş bir şey mi? İşlenmiş yani? Evet. Birazcık da işlem görüyor. Ama balık yumurtası balığın içinden alıyoruz. Mersin'in, kefalin ve o balığı tekrar dikip suya bırakıyoruz. Aa. Yaşıyor tabii evet. Bayağı doğurtturuyorsun çocuğunu alıyorsun. Kesinlikle. Şey, yumurtasını alıyorsun tekrar dikip geri gönderiyorsun. Aynen öyle. Böyle bir şey. Bak bu harekete bayıldım. Çok hoşuma gitti. Çok duygusal gerçekten. Ya o zaman ya balık yumurtası ya. Yok yemeyeceğim. Ben balığın tadına bakacağım. Teşekkür ederim. Balık pastırmasına bak. Bak bak bayağı pastırma gibi. Görmedin mi? Ben bunu böyle görmedim. Asarlar şey çengelleri öyle getirirler masaya. Kurutulmuş balık eti hani biliyorum da. Tabii. Balık pastırması hiç görmedim. Tabii. Peki üstüne nasıl şey yapıyorsun abi? Çemen abi. Aynı pastırma da aynı. Yani üstüne çemen. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Bu levreğin bu üstünün burası koyulaştı diye bu bayat sayılıyor mu? Hayır o zaten. Değil, değil mi? Kırmızı eti. O şey evet. Değil mi? Kırmızı eti. Kırmızı eti. Bu kılçığın olduğu bölümden bahsediyorsunuz siz. Kırmızı etle ilgili bir bilgi vereyim. Kırmızı et Palamut'ta ve Uskumru'daki kırmızı et çocuklarda boy uzatıyor. Yani ondan köfte yapın. Çocuğunuza bol bol yedirin. Benim örnek kendi çocuğum. Hani normal 7 yaşında, 8 yaşında, 5 yaşında ama 7 yaş, 8 yaş kadar boyu uzun yani. O kadar yediriyorum. Ve evet örnektir. Çok nazar değmesinde korkuyorum ama zekası da bir o kadar gelişik. 5 yaşında okula başladı. Maşallah sınıf birincisi yani. Hepsi balıktan mı? Evet kesinlikle. Ya. Hiçbir şekilde beslenme zaten. Ama öyledir balık gerçekten. Besleniyoruz yani çok başka bir şey değil. Bu da somonun da aynı zamanda. Tarife geçmek hamsi, de istiyoruz. Hamsi marina mı? Evet hamsi marina abi. Tamam ona geçelim. Bu da çiğ hamsi dediğimiz hamsimiz. Lime'ımızı rendeliyoruz bir parça. Kabuğunu rendeliyoruz. Ben de çok şıkkı balık restoranına geldim. Şu an kendimi öyle hissediyorum. Çok güzel olmuş. Ne o limon mu rendeliyorsun? Lime. Bu şimdi çıktı. Sos yeşil limon. Şey. Evet yeşil limon. Sadece kabuğunu. Kabuğunu evet. Kabuğundaki vitaminini almak için bunu yapıyoruz işlemi. Marinasyonda kullanacağız. Bibi. Bunun da şimdi artık her şey şey diye satılıyor. Lime diye satılıyor. Bunun gerçeğini anlamak için ortadan ikiye kesiyoruz. Çekirdeği yoksa lime yani. Gerçek lime. Hı hı. Çekirdekli ise küçük limonu bize lime diye satmışlar. Güzel. Böyle güzel bir şey olamaz Ayşe. Onu da şimdi soracağız. Nasıl yapıldığını soracağız. Bu levrek marina, bu da muhteşem bir şey. Ben mesela benim çocukları bunlarla başlamıştı bu şeye. Uzay hiç yemiyordu. İstiyorsan seni şuraya alalım. Kuzey makarna. Deniz görüyor, orası daha güzel. Dört tane sıkılmış limon suyumuzu koyduk buraya. Ya bir şey anlatıyordum ya. Sirkemiz var değil mi bizim? Evet. Restoran. Bir evet. O kadar da zeytinyağı koyuyoruz. Ölçüleri verdik. Soya sosumuz. Elma sirkemiz. Şekerimiz burada hamsi yok. Hamsi marina, hamsi marin mi yani bu? Hamsi marin mi? Hamsi marin, evet. He. Tuz. Tuzumuz. Bir tutam şeker de atıyoruz. Şeker? Evet. Kurutulmuş çeşnimiz var. Birazcık o çeşniden... Yani bulan varsa yoksa kendisi de evde yapabilir herkes. Sebzeleri kurutaraktan kıyıp kullanabiliriz. Karışık. Evet. Baharat. Biberimiz. Fesleğenimiz. Ha fesleğen. Evet fesleğenimiz. Mis gibi koktu fesleğen. Sen neresin usta bu arada? Uzak Doğu bizim abi. Ardahan. Güzel. Birazcık da evet. Tane karabiber attım ve hamsileri diziyorsun. İçine atıyoruz. Evet dizme falan yok. Direkt içine. Dizme değil şimdilik. Evet direkt içine atıyoruz. Bunu da sizin için hazırlamıştık. Ama onu bir şey yapalım. Gösterelim. Bunu i̇çine evet, atıyorsun ve yedireceksin galiba onu. Evet. Evet abiciğim. Tamam. Çukur bir kabımız var mı orada tabağımız? Sonra bunu pişiriyor muyuz yoksa? Bu kadar bu. Bunu şimdi bir kaba alacağız. O sos da onun üstüne kaplayacak. Şeyi bu kadar.
O değil. Ama çiğ olur. Tabak da olur, tabak da olur. Tabak. Usta. Tabak da olur. Çiğ. Çiğ mi oldu? Evet abi, çiğ. Ayten çiğ yemeyin. Hamsi saşimi, hamsi saşimi oldu bu. Ben çiğ yemem abi. Bunu, ben suşi bile yemeyim. Ben bunu da, ben, bana mesela hamsiyi pişir. Ben o kadar iyi sevmiyorum. Ayten çiğ balık yer misin? He? Gel Ayten, gel Allah aşkına. Neden? Neden? Gelmesin, gel çok yukarıda, çok yukarıda. Üşeliyorsun değil mi iki aşağı ineceksin diye? Çok yukarıda. Halbuki balıklar çok güzel, bak ben yiyorum. O balık sevmiyor, ben onu biliyorum. Et seviyor. Etçi, börekçi, poğaçacı. Çiğ balık he? Yedin mi hiç hayatında? Hiç yemedim. Sushi yedin mi? Yemedim. Ama senin hayalin değil mi Japonya'da sushi yemek? He? Hayalimde var ama yemedim. Japonya'yı hayalini getirdik. Muhteşem bir bak, şey. Bak bunun çiğ, çiğ yani. Var. İstiyorsan bir bak tadına Ayten. He? Bardak. Ustam Ayten ablamız var bizim. Buyursun. Onun en büyük hayali böyle Japonya'da sushi yemek. Bunu bir saat dolapta tutuyoruz. Tamam. Şu anda yemiyor bunun, muyuz? Bunun var mı yapalım? Yok, bir saat bu duracak. Hmm. Şimdi hazırı var bunu, evet onu tattıracağız. Ha, hazırla, hazırı var. Evet. Ayten gel, çiğ balık gel. Bu gel zaten bakalım. Pişti o sosla ya. Çiğ değil evet. Ki şu anda. Gel Ayten gel. Her gel, şey dahilim gurmesi. Sen bizim mutfağımızın şeyisin, gel. Teşekkür ettim. Evet. Buraya gel, yanıma gel. Ben yanıma gel buraya. Çok tane şey. Bak şimdi. Bu çiğ hamsi. Var mı şey, bir tabağımız, servis tabağı. Şimdi bir bak tadına bakalım. Çiğ değil ama, çiğ deme. Şimdi o artık oldu yani, servisi. Pişti o. Kocanla gidiyor musun böyle balık restoranlarına? Giderim. Götürüyor mu seni? Ne seviyorsun, en çok sevdiğin balık? He? Ben çinekop severim. Çinekop. Çinekop yemiyoruz. Çinekop yemiyoruz. Büyümesine izin vereceğiz. Evet. Çinekop büyüyecek, evet. Sen lüfer bütün olacak. Çinekopları ye, nasıl büyüyecek onlar? Evet, çinekop yemiyoruz. Marmara'da balık bırakmadın Ayten. Bütün çinekopları yedin. Evet. Evet diyor. Bir bak bakayım tadına. Evet ablacığım. Şöyle bir bak bakayım, beğeneceğim mi? Güzel mi? Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Basit bir tarif, herkes evinde yapabilir. Çok merak etsin bakacağım. Pişirmedik ya. Güzel güzel. Az levrek yedim, biraz da hamsi yiyeyim. Evet. Ama bunu tabii biz yapılmışını şey yaptık. Az önce evet, sosladığımızı. Evet, evet. Bunu en bir az saat, bir saat dolapta duruyor. Evet. Alişan bak, yemen lazım. Böyle güzel bir şey olamaz. Evet Alişan. Abi sen de istiyorsan yiyor. Alişan yesene. Sus. Ben sonra yiyeceğim. Güzel. Hayır şimdi yiyeceksin. Ben de bakalım mı tadına. Bakalım. Nasıl olmuş de? Nasıl olmuş? Evet. Vallahi çok güzel. Biraz afiyet çekilir olsun. Misiniz? Afiyet olsun. Eline sağlık. Çok affedersin. Evet, zor şartlarda gördüğünüz gibi program yapmaya çalışıyorum. Balık halinde balıklar var. Ya bir gitsene. Oğlum çok, bir dakika tadına bakıyorum ben. Afiyet şey olsun. Devam edebiliriz. Ayten sen de bunu al. Çok güzel olmuş ya. Bunu yolla ya lan. Al bunu. Dursun biri yemesin. Sen orada yiyorsun. Gel Ayten gel. Denize karşı sırada gel. Sırada ne var? Ayten oturabilecek misin oraya? Yok ama oturmam. Sen ayakta takıl, ayakta takıl. Sen zaten ayakta oturarak pek fark etmiyor zaten. Şu anda da biz seni oturuyor, görüyoruz. Ayakta da tutar. Evet abi. Levrek sotemiz var. Hamsi marinimizi de yaptık. Sırada levrek sotemiz var. Az önce tuzda levrek yaptık. Şimdi levrek sote yapıyoruz. Burada da iki tava kullanıyoruz. Bir tarafta levreğimizi ayıklayıp jülyen doğradıktan sonra balıkçıdan alırken onu kılçıksız ve kabuksuz alabiliriz. Yani derisini de soyabilir balıkçımız. Aha. Biz bunu jülyen doğrayıp kendimiz unlayıp tuzlayıp unlayıp yağda kızartacağız. Tamam. Bir tane. Öbür tavada da çiğ bademimiz, mantarımız, biberlerimiz, sebzelerimiz var. Onunla beraber bir kavurma hazırlayacağız. Levreyi oraya alacağız. Tamam. Çakmağımız var da. Şöyle yapayım mı? Ayten ne çabuk yedin kız. Sinirlerle çalışmaz. Bunlar şu mikrofon sesini duyalım onun ya. Sos çok güzel olmuş. Sos çok güzel olmuş zaten, çok beğendi. Sosu çok güzel olmuş. Güzel değil mi? Evet. Öğrendin mi nasıl yapıldığını? Baktım ama evde yapacaksın aynısını. Tereyağımızı. Ustam o şey hamsi şeyin marinin içine ne koydun bir daha söylesene Ayten. Tek tek hepsini söyleyeceğim.
zeytinyağı, lime, rendeledik kabuğunu, sıktık kalanının suyunu, limon suyu, elma sirkesi, soya sosu, çeşni, evet, tuz, şeker, bu kadar. Fesleğen, taze soğan da koyabiliriz isterseniz. Rahatsız oluyormuş diye Çağla Hanım, biz bugün taze soğan koymadık. Bunda taze onda soğan onda var, ha, bunda var. Yok. Evet. Ne kadar rahatsız oluyorum siz anlayın artık. Tamam mı? Öğrendik değil mi? Öğrendik. Aynısını yapacağım. Lime'ı nereden bulacaksın lime'ı? Nereden bulacaksın lime'ı? Ha? Eşime söylerim. Burası da cuma alacak. Eşine söyle, bana 2 kilo lime aldı. Evet usta, devam çiğ edelim. Çiğ bademimiz. Tamam. Ne yapıyoruz? Çiğ bademleri tereyağında. Tereyağın içine attık, evet, soteleyeceğiz. Bekliyoruz birazcık. Kapının dikkat et. Niye? Çekinme, çekinme. Bunu dülgerde de yapabiliriz, dilde de yapabiliriz bu soteyi. Anam tereyağı. Şu anda biz hangisinde yapıyoruz? Biz şu levrek anda levrekte yapıyoruz. Dülgerde yani, de levrek yapabiliyoruz, günü, dilde dülger, de. Evet, dilde de yapabiliriz. Sanki bunda böyle bir Chinese havası hissediyorum. Bademler, soya filizleri, böyle bir Çinli, evet, bir biraz, şey hissediyorum. Birazcık evet, wok tava olunca doğal olarak evet uzak tabii doğu. Tabii siz uzak doğu olunca haliyle. Evet, biz uzak doğudan. Kültürümüzü olarak yanına bize yansıtırız. Nedir bunun kızgınlık durumu? En açıkta olması lazım. Evet. Sebzeli, güzel bir levrek sote yapacağız şimdi. Evet. Önce sebzeli. Tereyağında bademlerimizi yağlarımızı evet burayı kavuruyoruz. Bunu öyle oraya açıklıyoruz. Tamam. Evet. Oradaki bunu nedir? Bu da yağımızı, yağ önce levreğimizi. Kızartma mı olacak bu? Evet, yağ ayçiçek yağında kızartıyoruz. Burada ikisini buluşturuyoruz. Hmm. Evet. Tamam. Bir şey diyeceğim. Ayten Ağacı biberi verdim. Bir aşk olsun. Şu anda. Aşk olsun ya. Ne durumda bak. Bitti kadın. Şehir gibi. İyi misin Ayten? Yaktın kadını, aşk olsun atom ya. Atom verdim ona, bu acıdan verdim. Dedi ki ben yerim dedi. Yer misin dedim. Evet dedi, ben ne bileyim. Aşk olsun. İyi kadını misin? Yaktın. Al. Bir şey yok değil mi? Ne durumdasın? Sınım ya. Bakalım şey yapalım. Helal. Daha güzel oldu. Sesim acı çıkmıyor. Acı güzel gelir. İnşallah iyi gelir. Sesim çıkmıyor diyor. Ya, ya bu kadını yiyeceğim ya. En sonunda yiyeceğim onu. Oğlan ne olacak? Tuza yatıracağım, yiyeceğim. Aynen. Evet usta. Sizdeyiz ustam. Şu anda devam ediyoruz. Yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Sarımsaklarımızı bademin yanına yolladık. Boğazına çok iyi geliyor. Mantarlarımız. Çok fazla şeyleri, sebzeleri pişirmeyi beklemeyelim. Vaktimiz tamam, daraldığı tamam, için. Nasıl tamam yapmamız gerektiğini görelim. Tabii ki derhal derhal. Bütün sebzelerimizi alıyoruz. Sırasıyla. Hepsini güzel güzel koyuyoruz. Soya filizi en son kalacak. Onları ben alayım. Bir de şey, fesleğenler de mi? Of of of. Balıklarımızı kızartıyoruz bir yandan. Evet, evet. Bir fesleğendir ki böyle güzel bir şey olamaz. Sen de mi acıktın canım? Açın al. Hepimizin işte açıldı. Dilim uyuştu. Dilin uyuştu değil mi? Savaş için lafı da bakın yenir mi ya? Hepsini yemedim ki, yarısını buldum ama. Dilim uyuştu. Bak şimdi ustam, bak ne yapıyor, bak. Bak hareketlere bak. Çok güzel görünüyor. Sırf şu bile çok güzel görünüyor. Bu sadece bundan sonraki aşaması balıkla buluşması olacak, evet, herhalde. Evet, balıkla buluşması kesinlikle. Bademi seven çocuk var, sebze seven çocuk var. O sevdiği sebzeleri, evet, katabiliriz içerisine. Beraber doğradığınızda daha da keyif oluyor. O da bir şeye katkısı olmuş oluyor. Oyun gibi de geliyor. Hem de renkli kendi bir görüntü aynı için, zamanda. Evet, aynı zamanda kendi hazırladığı için de severek yiyor. Hani amaç çocuklara yemek yedirmek, çok zorlanıyor bazısı. Balık özellikle sıkıntılı oluyor. Evet, balıktan oluyor. Doğru, doğru. Rengarenkli bir görüntüsü var, evet, zaten hakikaten. Çok güzel görünüyor. Evet, balıklarımız kızardı, kızarıyor. Ve bir de şimdi zaten bir de burada da pişecek. Ay, değil mi? Ne güzel bir şey olsun. Şey olsun. İnanılmaz güzel oldu. Çok güzel görünüyor. En büyük hayalimdir. Ne ya? Böyle evde mesela bunu yapayım.
Aldı yap eşim. Hayır böyle eşim olsun ona ha, böyle eşim. Yapayım böyle rengarenk şeyler. Eşim sana mı yapsın sen mi yapıyorsun? Ben yapayım ona. Ay canım benim inşallah eşin olur da böyle rengarenk şeyler eşim yaparsın. Evet ben eşim için sürekli evde balık yemeği yapıyor musunuz siz? Bu son zamanlarda fenomen bir yemekçi var ismini verebiliyor muyuz? Etle oynayan evet. Evet evet. Ha? Ben de geçen onu balıkla yaptım. Bir haftadır arabada yatıyorum. Bize de yapsana. Çok, evet, nasıl yani, yaptın? Sarıldım işte balığa şey yaptım. Ha balığa vurdum evet, vurdum. Evet filan. Maalesef yani çok kokuyormuşum. Yani. Ha kokuyorsunuz diye kapı evet, dışarı. Evet eyvah. Evet, bakalım. Al yalnız bu muhteşem bir görüntü. Muhteşem bir balığımızı görüntü. Balığımızı alınca bir şey birazcık çeşnimizi. Oh. Tamam eline sağlık. Afiyet olsun. Çok az bir tutam tuz. Acı sosumuz. Ayten abla seviyor diye koyuyoruz. Hoppa. Aynı hareketi yapalım mı yine balığa? Allah! Ne yapmışsınız? Hareketi yapalım mı? Yapalım. Ne yapmışsınız balığa? Yani evden kovulmanıza, kapı dışarı edirmenize sebep olan hareket neydi? Hayır. Yapmayalım. Biraz daha büyük bir balıktı. Ha, daha büyük evet, bir balıktı. Gerçekten evet. Yani. Ha, siz bence balığa sarıldınız falan evet, bir şey evet, değil mi? Öyle evet, romantik var, bir evet, danslar evet, falan oldu ondan da oldu. Kesinlikle. Oldu, anladım peki. Bu hazır mı şu anda? İşte bu. Evet. Levrek sotemiz hazır. Şöyle. Son bir saniyemiz. Soya filizlerini atıyoruz. Anam çok güzel oldu işte bu güzel oldu bak. Hepsi çok güzel oldu. Servis alalım mı buraya? Bir görüntü de herhalde çok şık duracaktır. Üzerine de şöyle bir iki fesleğen mi koyacağız? Evet. Biz bir maşa, kaşık, kepçe bir şeyimiz var mı? Başka şöyle bir kaşık. Kepçe de vereyim. Şöyle. Teşekkür ederim. Anam rengarenk oldu. Muhteşem görünüyor. Bak gördün mü? Balsan başka şey var şimdi. Evet. Ya evet. Evet. Onun görünümü daha güzelmiş. Görünümü bence bu hamsi de muhteşem oldu yalnız. Ben gerçekten... Acayip hamsi yedim ki bana yani o kadar ben hamsi dediğin gibi yiyemem ama asla o şey kokusu yok kızartma kokusu yok. Balık yemeği olunca porsiyonun büyüklüğünün çok sorun yaratacağını düşünmüyorum. Oldu mu bu? Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Ellerinize yani sağlık. Ustalarımız için kocaman bir alkış gelsin. Birbirinden güzel balık tarifleri verdi bize. Hem çocuklarımız için de rahatlıkla yapabileceğimiz güzel sağlıklı tarifler. Aytencim teşekkür ediyoruz. Alişan Bey size de çok çok teşekkür ediyoruz. Sena Hanım çok mersi efendim. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik efendim. Bugünlük bu kadar efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hadi nasıl?